24 ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Analiz Sentez programı başlıyor. Nur Köşker ben. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız ve her sabah olduğu gibi Ankara'ya gideceğiz. Önce Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel karşımızda. Melik günaydın, hoş geldin yayına. Vallahi özledik seni, yoktun birkaç gündür. Yokluğun da belliydi. Dün yayında söyledim, hatta dedim ki Melik Yiğitel olsaydı meşhur futbol örnekleriyle anlatırdı bu konuyu diye. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Günaydınlar. Ben de özledim. Günaydın. Ankara'nın gündemiyle başlayalım mı? Neler var, neler yok? Detayları senden dinleyelim. Elbette tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti grup toplantısında söyledikleri gündemi büyük ölçüde belirledi sevgili Nur Köşker. Üç tane çok temel noktayı söyledi Erdoğan. Bunlardan bir tanesi Meral Akşener'le ilgili söyledi. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayından vazgeçmesinin temel nedeni HDP'den veto yemesi dedi. Bu çok önemli ki bugün akşam gazetesinde manşetinde var. HDP'den veto yediğine dair Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle. Gerekçe olarak da tabii özellikle HDP'nin daha önce Akşener'in Cumhurbaşkanlığına sıcak bakmadıklarını ve HDP olarak da Akşener'in Cumhurbaşkanı olması durumunda oy vermeyi düşünmediklerini söylemesi etkili oldu dedi. O bakımdan da Akşener HDP'den veto yediği için Cumhurbaşkanı adaylığını adayı olmayacağını duyurdu dedi. Bu bir parti için ve bir lider için çok büyük bir handikap ve trajik bir durumdur dedi. Burası önemli. Diğer taraftan Akşener'in başbakan olacağım sözleri de olmayan bir şeye aday. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde artık başbakanlık yok. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi var. Akşener olmayan bir şeye aday ve olmayacak bir şeye aday dedi. İkinci önemli nokta kuşkusuz CHP'ye yönelttiği eleştiri. HDP'nin CHP üzerinde bir vesayet kurduğunu söyledi. Ve büyük ölçüde HDP'nin CHP'yi de yönlendirdi. Politikalarını etkilediğini söyledi. Bu önemli. Hatta öyle ki CHP'nin ilk 4 maddenin tartışılabileceğine dair duruma sıcak bakması da HDP'nin etkisi dedi. Yani öyle ki öyle bir etkiye girdiler ki HDP'nin etkisine anayasanın ilk 4 maddesini bile tartışabileceklerini, değiştirebileceklerini söylüyorlar diyor. Dolayısıyla HDP ciddi anlamda CHP üzerine vesayet kurdu ve CHP HDP'nin vesayeti altındadır. Bu çok çok önemli. Üçüncü en önemli nokta da yeni anayasa meselesine dair tekrar çağrı yaptı. Dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni ve çağdaş bir anayasa yapsın. Bu anlamda da tarih yazsın. 1980 darbesinden sonra yapılan 82 anayasasıyla Türkiye yönetiliyor. Artık hani bu durumdan bir an önce çıkmak lazım ve pekala meclis tarih yazabilir dedi. Bunu söylerken de tabii en önemli nokta şuydu. Şimdi uzun süredir tartışılan bir durum var. İşte AK Parti ile MHP yeni bir anayasaya çalışıyor. Bir taslak belirliyor ama diğer partilere bu taslağı acaba bir ön koşul olarak mı sunacak, dayatacak mı? Bu tartışılıyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bizim anladığımız bir dayatma yok, bir ön koşul da yok. Yeni anayasaya dair bütün partilerin fikirlerine, düşüncelerine, tekliflerine açık olduklarını ifade etti. Bu çok önemli. O yüzden de hani buyurun gelin birlikte yapalım demesi önemli. Diğer taraftan kendi tekliflerinizi de getirebilirsiniz. Önemli olan burada ortak bir akılla meclis çatısı altında yeni bir anayasa yapmak. Tabii bu çağrı nasıl karşılık bulacak? Daha önce de biliyorsun bu çağrı yapmıştı Erdoğan. Meclisin açılış 1 Ekim'de meclisin yeni yasama döneminin açılışında. Fakat ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na soruldu. Bizim işte yeni anayasa çok acil değil. Yeni anayasayı Türkiye'nin sorunlarını perdelemek için kullanıyorlar gibi böyle tuhaf bir açıklama. Yani çünkü hani demokrasi gibi bir iddianız varsa bu cümleyi kurmazsınız. O anlamda tuhaf. Yeni anayasa gibi bir acil ihtiyaç yok. Mevcut sorunları perdelemek için söyleniyor. O bakımdan biz
samimi bulmuyoruz dediler. Tabii bu teklif tam anlamıyla somutlaştığında asıl partiler ne diyecek bu önemli ve o teklif somutlaştığında da anayasaya ne kadar destek ve omuz verecekleri önemli. Tarihe kayıt düşmek açısından önemli. Evet. Yani yeni anayasa yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Fakat işte şu partiler şu gerekçeyle itiraz etti ve yokuz dedi. O anlamda da tarihi bir vesika olacak, tarihe bir kayıt olarak düşecek. O bakımdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya dair çağrısı ve söyledikleri de gerçekten önemli ve ciddi anlamda gündem oluşturmuş durumda. Peki. Biraz da bu Boğaziçi Üniversitesi meselesini konuşalım. En son 10 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bir kişi üniversite mezunu, evet. 9 kişi de hali hazırda üniversitede okuyor. Şimdi şöyle bir talepleri var. Diyorlar ki işte Cumhurbaşkanı atamasın, kendi rektörümüzü biz seçelim. Elbette ki bu talep arabanın üstüne çıkıp, rektörün arabasının üstüne çıkıp tepinmeyi gerektirmiyor ama senin perspektifin nedir bu meselede? 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini biliyoruz. Nasıl yaklaşmak lazım sence bu mevzuya? Ya Nur, sevgili Nur, şimdi bir kere bu protesto, yani demokratik bir tepki ve demokratik tepkiyle söz söyleme hakkının ötesine geçti. Yani işte aracın önünü kesmek, aracın üzerinde tepinmek bu biraz demokratik tepkinin ötesinde bir durum. Yani sonuç itibariyle herkes bunu yapmaya çalışırsa Türkiye'de farklı bir görüntü oluşur. Demokratik tepki dediğiniz zaten aylardır devam ediyor kampüste. Açıklamalar yapılıyor, protestolar yapılıyor. Fakat şu anda ekranda olan görüntü protestonun ötesine geçmiş. Yani hem rektörün iş yapmasını engelliyorsunuz hem de işte aracın üzerinde tepinip bir anlamda tehdit ediyorsunuz. Bu anlamda kabul edilemez ve dolayısıyla bu konuda yargıya taşındı. Diğer taraftan da özellikle bu talebin sıklıkla tekrarlanması o da artık böyle kabak tadı verdi. Şunun için şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yüzün üzerinde üniversite var ve yüzün üzerinde üniversite bu yöntemle seçiliyor. Ve siz mevcut yasayı değiştirmediğiniz sürece de yöntem bu. Boğaziçi için ayrıca bir yöntem icat edilemez. Çünkü yasa bunu söylüyor. Diyor ki üniversite işte başvurular olur. YÖK bu başvuruları alır, inceler. Puanlama sistemi ve genel duruma bakarak bu sayı 3'e indirir ve Cumhurbaşkanı da bu 3 isim içinden birini seçer. Öteden beri bu böyle. Yani Ahmet Necdet Sezer döneminde işte YÖK'ün seçtiği 3 aday önüne gittiğinde bir oy alan, yani sadece kendi oyunu alan rektör adayını seçtiğini biliyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla hani burada eğer bir soru işareti varsa bu bir yasal düzenlemeyle düzeltilebilecek durum. Mevcut halde siz başka bir yöntem dayatamazsınız, yasaya uygun değil. Yani diyorsunuz ki Türkiye'de 100 tane üzerinde üniversite var. Hepsi bu yöntemle seçilebilir. Ama Boğaziçi Üniversitesi bu yöntemle seçmemeli. Boğaziçi Üniversitesi işte kendi öğrencileri seçebilsin diye. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi önemli bir üniversite. Başarılı bir üniversite, dünyada sıralamada olan bir üniversite. Ve yani herkesin, her öğrencinin hayali olan bir yerdir. Bu arada benim de birinci tercihim Boğaziçi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi'ydi. Öyle mi? Ya benim de hayalimdi, birinci tercihimdi. Evet, birinci tercihimdi benim. Boğaziçi Siyaset Bilimi Kamu ama yeterince matematik yapamadığım için o puanı alamadım. Yani TSE'den 500 üzerinde aldım ama sosyalde 500 üzerine çıkamamıştım ve çok az farkla da kaybetmiştim, üzülmüştüm de. Şimdi bu anlamda hani Boğaziçi seçkin ve özel bir üniversite. Ben buna itiraz etmiyorum. Fakat hani bu özel ve seçkin durumu hükümet üzerinde ya da yönetim üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı doğru bulmuyorum. Yani sonuç itibariyle işte Melih Bulu atandı, tepkiler gösterildi. Melih Bulu alındı. Yani bir anlamda demokratik tepkiye kulak verildi.
Şimdi mesela Naci Hoca'nın neyine itiraz ediyorsunuz? Naci Hoca Boğaziçi'nin hocası. Yıllardır orada hoca. Boğaziçi'nin içinden biri. Yani diyorsunuz hani dışarıdan niye biri? Merih Bulu da kaldı ki doktorayı, doçentlik tezini Boğaziçi'nde verdi. Evet. Yıllarca orada hocalık yaptı ama Boğaziçi mezunu değil. ODTÜ mezunuydu mühendislik fakültesinden. Şimdi burada mesela neye itiraz ediyorsunuz? Birinci soru işareti bu. İkinci soru işareti şu. Şimdi 4 yıl orada okuyacak olan bir öğrenci kendi yöneticisini seçmesi ne kadar doğru? Yani öğretim üyeleri mi seçmeli? Çünkü sürekli birlikte çalışacağı o. Sonuçta öğrenci olan, diyelim ki 4. sınıf öğrencisi, bir yıl daha okuyup çıkıp gidecek. Ya da 2. sınıf öğrencisi, 2 yıl daha okuyup çıkıp gidecek. Asıl orada öğretim üyeleri söz hakkı sahibi olmalı. Eğer hani bunu konuşacaksak, bunu da bir yasal düzenlemeyle değiştirmek mümkün. Ama bu haliyle dayatmak ve bu haliyle üniversitenin işleyişini engellemek doğru değil, demokratik de değil. Yani şu anda Boğaziçi'nin bu manzarası, eğitimin engellemesini ben doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi Boğaziçi güzide bir üniversitemiz. Benim dönemimde zaten özel üniversite bir tek Bilkent vardı. Evet. Dolayısıyla en önemli üniversiteler işte ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani en köklü ve en güzel ve herkesin işte ilk üçe yazdığı üniversiteler. O yüzden de Boğaziçi'nin yani benim açımdan da özel bir yeri var. Yani ben hani bu tabloyu, bu görüntüleri böyle güzide güzel bir üniversiteye gölgelemesini işin doğrusu şey oluyorum yani üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Şimdi şöyle bir şey var, biliyorsun ben de Boğaziçi evet. Üniversitesi mezunuyum. Üniversite eğitimi süresinde bize öğretilen evet. Şeyler vardı. İşte temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak, yeri geldiğinde ama uygun bir biçimde protesto olarak katılmak ki yaptığımız zamanlarda oldu bunu. Ama bunun içinde üstünü başını çıkartıp soyunup arabanın üstüne çıkıp tepinmek yoktu. O üniversitenin mezunu olarak bu görüntüler beni de üzüyor. Senin de dediğin gibi çok güzel, çok seçkin bir üniversite ama keşke gündeme geldiğimiz haberler bu tarz görüntüler olmasa. Ya elbette ya, sonuçta protesto, tepki göstermek bir haktır. Yani benim öğrencilik dönemime baktığımda herhalde ben 10 eylemden en az 6'sına katılmışımdır. Yani demokratik tepki mesela her YÖK'ün kuruluş yıl dönümünde o protesto eyleminde olanlardan biriydim. Yani bir darbe kurumu olduğunu düşündüğüm için YÖK'ün ve bunun üniversite üzerinde bir vesayet koyduğunu düşündüğüm için doğal olarak tepki gösteriyordum. Fakat hani demokratik tepkiye zaten kimsenin itirazı yok. Fakat bu demokratik tepkinin böyle engelleyici bir protestoya dönmesi ve özellikle Boğaziçi'nde eğitimi engelleyecek duruma gelmesi sevgili Nur. Evet. Bu sıkıntı verici. Yani o öğrenciler derse bile girmiyor. Aylardır okulun bahçesinde kendi eğitim haklarına da halel getiriyorlar. Ya beni üzen işin tarafı burası. Maalesef evet, gerçekten vakti zamanında bizim katıldığımız protestolarda belli bir çizginin içinde ve haklı protestolardı. Bakalım ilerleyen süreçlerde nasıl bir tablo göreceğiz ama dilerim artık böyle tablolar görmeyiz diyeyim ve devam edelim. Şimdi CHP mevzusu var. CHP'de bir darp iddiası var. Şimdi bu meseleyle ilgili 3 tane isim sayacağım. Tanju Özcan vardı, evet. Bolu Belediye Başkanı. Bunu seninle yine uzun uzun konuştuk. Biraz zaman geçti üstünden. Bu sefer Erzurum evet, İl Başkanı evet. Aydın'ı konuştuk. Dedik ki yine bir taciz skandalı var. En sonunda Aydın Milletvekili, CHP Aydın Milletvekili eklendi bu darp meselesiyle ilgili. Yakın zamanda 3 ayrı skandalı konuştuk yine CHP ile ilgili. Kadın var hep işin içinde, taciz var, tecavüz var, üzerine darp var. Nasıl bir tepki gösterdiler diye konuştuk. Hep sessiz kalındı bu meseleyle ilgili. Bu meseleyle ilgili maalesef. Ne söylersin? Ana Muhalefet Partisi'nden hala konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi. Üstelik CHP'li Özgür Özel mecliste bir basın toplantısı da düzenledi ama konu yok sayıldı her zaman olduğu gibi. Sen ne dersin bu meseleyle ilgili? Ya valla yani CHP'nin kadınlarla imtihanı yani ve o çok fena bir sınav veriyorlar ve hakikaten sınıfta kaldılar. Ya bu kabul edilemeyecek bir durum. Hele o taciz meselesi ben anmak daha istemiyorum. Yani dünyanın en ilkel meselesi ve asla taviz verilmemesi gereken bir şey. Ve o konuda ben öyle
sadece kadınlar tepki göstermeli falan değil. Cinsiyet üzerinden bir şey de tanımlamıyorum. İnsan olan hiç kimse, ama hiç kimse buna müsamaha göstermemeli. Evet. Ya bu dünyanın her yerinde çok çirkindir, gayri ahlakidir ve asla müsamaha göstermemeli. Ya ben CHP'nin başında olsam ben hepsini böyle tırpanla biçmiştim. Yani mecazi anlamda söylüyorum. Yani bunlar en fazla parti CHP il binalarına 50 metre yaklaşabilir derdim. En fazla 50 metre. Yani o da belki bir yere gidiyordur, hani yolu orada geçiyor diye 50 metre. Fakat hani burada bir tavır gösterilememesini zaten anlayabilmiş değilim ve dehşet içinde izliyorum. En son Hüseyin Yıldız'ın, evet, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kendi işte danışmanını tokatladığı ve kadın danışmanını tokatladığı. Ya ben inanamadım sevgili Nur. Bizim parlamento şefimiz sevgili Nagihan Akbulut'la konuştuk biz. Nagihan dedik ya, böyle bir iddia var. İşte şikayetçi olmuş, suç duyurusunda bulunmuş, beni tokatladı diye, işte tanıkları da var falan diye. Ben inanamadım. Gerçekten inanamadım. Dedim ki yani hani böyle bir şey mi, bir tartışma, bir sürtüşme mi? Hayır dedi. Bayağı tokatlamış. Ya ben gerçekten inanamadım. Fakat hani bir yandan böyle inanamadım, bir yandan da buna hiçbir şekilde duyarsız kalınmaması gerektiğini ve bizim işimiz tabii gelip böyle işte Hüseyin Yıldız'ın ellerine kelepçe vurup götürmek bizim işimiz değil. Bu yargının işi. Yargıya intikal edecek, ama gazeteci olarak bizim işimiz bu tür çirkinlikleri kamuoyuna duyurmak ve onun da utanmasını sağlamak. Yani biz de bunu yaptık. Haberleştirdik ve dedik ki yani kamuoyunun böyle bir şeyi var, durumu var diye. Ben şu ana kadar parti yönetiminden, ya evet hani biz de bunun ciddi anlamda takipçisi olduk ve sonuç itibariyle parti içinde disiplin kurulları var sevgili Nur. Disiplin kurulları bunun için var. Yani disiplin kurulları, işte CHP'nin disiplin kuruluşu sadece X milletvekili, işte X milletvekili değil mi ya, adını vereyim. Yani atıyorum Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu aleyhinde konuştuğu acil toplanın ve onu ihraç edin. Sadece o işe yaramıyor. Yani mesela Öztürk Yılmaz Kemal Bey'in aleyhine bir açıklama yaptı. Hemen aynı gün disiplin kuruluna süreç işletildi. İki gün sonra apar topar savunması alındı. Dördüncü gün adamı kapı dışarı ettiler, Öztürk Yılmaz'ı, kendi milletvekillerini. Şimdi sadece genel başkanı aleyhine konuştuğu için siz disiplin kurulunu hızlıca işletip bunu yapabiliyorsunuz. Evet. Ama böylesi hayati bir konudaki sizin kadın hakları, demokrasi ve özgürlük konusundaki talebiniz, sesiniz diğer bütün partilerden daha gür çıkıyor. Evet, daha çok bağırıyorsunuz. Tanju Özcan'da ne yaptılar mesela? En son kınayabiliriz yani, açıklaması çıkmıştı ama kınadılar mı kınamadılar mı onu da bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapılmadı. Orada disiplin kurulu işliyor, ama disiplin kurulunda da parti yönetiminde de alınan karar da çok enteresandı. Kınanması amacıyla disiplin kurulu en fazla. Yani disiplin kurulu da yönlendiren bir karar. Parti meclisi dedi ki ya disiplin kurulu sen toplan, tamam mı? Tanju Özcan'ı dinle, savunmasını al, mevcut durumu incele, ama hiçbir şekilde sen ihraç edemezsin. Bırakın ihracı, uyarı da, geçici uzaklaştırma da yok, uyarı da yok. En fazla kınayabilirsin. Toplan karar ver dedi. Daha karar vermedi, ama o bile tuhaf. Yani demokratik işleyişe uygun olmayan bir durum. Yani sen disiplin kuruluna diyorsun ki en fazla kınamak için yapabilirsin bunu. Niye? Belki ben bu suçu daha ağır buluyorum. Yani bana o yetkiyi verdin. Ama öbür tarafta Öztürk Yılmaz'ı paketleyip gönderiyorsunuz. Kemal Bey'in aleyhine konuştuğu için. Yani o yüzden diyorum abi, tuhaf çelişkiler. Biz bu tür durumlarda kimden geldiğine bakmayacağız. Ne geldiğine bakacağız sevgili Nur. Yani aynı durum kimin için geçerli olursa olsun bu affedilemez bir şey ya. Bu affedilemez bir şey. Yani bu sadece biz CHP için söylemiyoruz ki. Ya bir kadını dövmek, bir kadına el kaldırmak, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın en ilkel hareketi bu ya. Ya bir insan nasıl yapabilir bunu ya? Böyle ki yani kadın sana tokat attı ya. Evet. Böyle ki kadın, ya hayır, kadın sana tokat attı ya. Bir erkek olarak el kaldıramazsın ya. Yani yapmamalısın. Eğer sen
şey diyor, hani diyorsun yani biz işte bizim CHP'liler daha centilmen, daha kibar. Hani en ilkel hali bu ya, olacak şey değil. Aslında zaten burada partiden ziyade o oluşan sessizliği konuşuyoruz ya. Tanju Özcan çıksın, bebeğim olmuyor, bana yardım et diyen kadını ahlaksızlıkla suçlasın, nasıl yardımcı olabilirim diye. Erzurum İl Başkanı çıksın, kadını taciz etsin, sonra desin ki beni tahrik etti. Üzerine Aydın Milletvekili çıksın, kadını dövsün. Neredesiniz, niye susuyorsunuz? Ya işte onu diyorum yani, hele o Aydın İl Başkanı, alacaksın kapsüle koyup uzaya fırlatacaksın ya. Yani gerçekten. Ne demek ben tahrik oldum yani. Yani kendine hakim ol ya. Senin demek ki beyninde sorun var. Vallahi. Senin beyninde sorun var yani. Böyle gerçekten. Şey olabilir mi? Yani hele Tanju Özcan. Tanju Özcan bana dedi ki işte çocuğum olmuyor. Bana yardımcı ol. Gevşek gevşek gülüyor. Nasıl yardımcı olabilirim diye falan. Ve iğrenç bir gülüş falan yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ya ben şunun için söylüyorum Nur, gerçekten. Bak ben meclisteki o oturumları izledim. Bu CHP kadın milletvekilleri kadına şiddetin tartışıldığı bir dönemde, ki bu en doğal haktır. Bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Ha, kadına şiddetin çocuğun bulunması için sizin muhatap olarak hükümeti seçmeniz kadar doğal bir şey yok. Çünkü devleti yöneten hükümet. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tür rakamları açıkladı. Kadına şiddet konusunda yapılanlar, alınan önlemler, yani önleyici tedbirler dahil böyle, ve bunu karşılaştırmalı yaptı. 2002 öncesi yapılanlar, benim dönemde yapılanlar diye karşılaştırmalı yapıldı. O misli tedbir var. Ama sonuç itibariyle kadına şiddet artıyor mu? Evet artıyor. Yani nüfusun yoğunluğundan artıyor. Biraz böyle edebimizi, kişiliğimizi falan unuttuk. Yani anne, yani anne, kadın dediğiniz bizim kutsalımız ya, ya annemiz yani, kadın yoksa biz yokuz ya. Evet. Böyle bir şey olabilir mi yani, en basit hali, en ilkel haliyle böyle düşün yani. Şimdi orada mesela ben hani böyle sıra kapaklarına vurdular, bağırdılar, çağırdılar falan CHP'li kadınlar. Ya onlardan 5 tanesi buna tepki gösterseydi ya. 5 tanesi, hepsi de değil. Söz konusu. Niye göstermiyorsunuz? Niye göstermiyorsunuz? Yani söz konusu bir şeyleri provoke etmek olunca klavye başında parmak aşındıranlar bir zahmet çıkıp şu kadınlara da sahip çıksınlar partiden bağımsız olarak diyelim ve devam edelim. Bilim kurulu toplandı. Ya Sağlık elbette Bakanı. Öyle. Bilim kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Neler ön plana çıktı o yazılı açıklamalarda? Şimdi Nur, burada ilginç bir istatistik var tabii. O da şu, şimdi aktif vakaların %50'si 30 yaş altındaki kişilerden oluşuyor diyor. Bu istatistik ilk kez açıklandı ve tabii oldukça dikkat çekici. Şimdi bu %50 30 yaş altı bize iki tane şey gösteriyor. Bunlardan bir tanesi 30 yaş altı doğal olarak daha hareketli. Daha çok şey geziyorlar, daha mobiller. Şimdi ama bir şey daha gösteriyor bununla birlikte. Yani daha fazla hareketli, daha fazla temas, daha fazla mobiller. Ama aynı zamanda aşısız olduklarını da gösteriyor bize. Yani 30 yaş altında aşısızlığın da ciddi oranda olduğunu gösteriyor. Bu çok hani temel bir sıkıntı. Aşılmaya çalışılıyor ama biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. İki doz mRNA aşısı olan vatandaşların üçüncü doz olmasını gerektiren bir durum yok dedi. İşin bu durumda işte başta ben olmak üzere orta yaş üstü birçok kişiyi ilgilendiriyor. Çünkü biz iki doz BioNTech evet. olduk. Üçüncü dozun ne zaman olacağız diye zaman zaman tartışıyorduk. Şu aşamada üçüncü doza ihtiyaç olmadığını söylüyor ama 6-7 ay sonra da bu antikorun büyük ölçüde düşebileceği söyleniyor. Yani işte Haziran'da olmuştuk. Muhtemelen eğer bu devam ederse Aralık, Ocak gibi bize bir üçüncü doz yolu görünüyor. Vaka çok kötü. 30 bin üzerine çıktı. O endişe verici ve burada ciddi bir sinyal veriyor. O yüzden ama biraz daha dikkat ve lütfen aşı. Ya 30 bin üstü çok yüksek bir rakam.
Melik, çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Senin de dediğin gibi gerçekten aşı olmak çok önemli. Üçüncü doz istemiyorum diyenler için de biraz böyle içleri ferahlatan bir açıklama olmuş. Çok teşekkürler yayınımıza konuk olduğun için. Sağ ol. İyi yayınlar. Kolay gelsin sevgili Nur. Teşekkür ederim. Hadi kısa bir ara verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Yine bekliyorum sizi. "24 ekranlarına hoş geldiniz. Televizyonunu yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve devam edelim. Şimdi neler konuşacağız bugün? Öncelikle ekonomiyle ilgili başlıklarla başlayacağız. Ekonomiyle ilgili birçok önemli başlığı konuştuk son günlerde. Dedik ki enflasyon, pazartesi günü biliyorsunuz ki enflasyon oranı açıklandı. Tabii enflasyonun yanı sıra da yine neleri konuşuyoruz? Sürekli diyoruz ki fahiş fiyat artışı var. Nasıl çözülecek? Yeni yeni tedbirler geliyor. Düzenlemeler yapılıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu denetlemelerin yanı sıra da yine cezalar kesiliyor ve peş peşe de yeni tedbirler açıklanıyor. İşte kooperatif marketlerinin açılması gibi soğuk zincir meselesiyle ilgili yine atılan yeni adımlar var. Bütün bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Hemen konuğumu takdim edeyim ben size. Profesör Doktor Sefer Şener, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına. Geliyor mu sesim? Dondu Sefer Hocam. Devam edelim. Neler konuşacağız dedik. Öncesinde işte ekonomiyle ilgili başlıklar olacak. Bir mesele daha var yine gündemde olan. Mesela kira artışları. Bu meseleyi de konuşacağız. Artık İstanbul'da özellikle, sadece İstanbul'da değil elbette ki diğer illerde de kiralarda korkunç artışlar var ve ev tutmakta zorlanıyor insanlar. Enerji krizi de var. Bu konuyu da uzun uzun konuştuk. Avrupa'da başlayan bir enerji krizi vardı. Diğer ülkelere de yansıdı bu enerji krizi. Sadece Avrupa'da görülmüyor. Türkiye'de de var. Türkiye'ye de bir yansıması olacak. Bunun yanı sıra da yine ekonomi bloğu bittiği zaman siyasete geçeceğiz. Siyasette de önemli gelişmeler olup bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar vardı. Partisinin grup toplantısında konuştu. Yine Meral Akşener'den gelen başkanlığa adayım açıklaması var. Bugün gündem yoğun, anlayacağınız. Uzun uzun konuşacağız bunların hepsini. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başlayalım. Sefer Hocam düştü ama Mustafa Kartoğlu bizimle. Akşam Gazetesi Genel Yayın Günaydın. Yönetmeni. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Ekonomiyle başlayalım dedik ama Sefer Hocam düştü. Siyasetle başlayalım. Bu sıralar zaten internette bir sorun var. Bilmiyorum ama. Ya esasen şöyle bir şey. Hani bunu biz apartmanlaştığımızda konuşmuştuk. Şimdikiler tabii apartman, eskiden hani 6-7 kat falan dediğinizde apartmandı. İstanbul'da bugün Zorlu merkezinin yapıldığı, Zorlu Center diyorlar, yapıldığı yerde bir karayolları bölge müdürlüğü binası vardı. Muhtemelen 8-10 kat filandı, bilmiyorum şimdi. Tabii şimdiki binaların, o zaman şeydi, o gökdelen ve etrafında çekilen Türk filmleri vardır. Uzaktan görünür böyle, İstanbul'da bir gökdelen var filan diye. Ama şimdi tabii o binalar eğer şu anda olsaydı gecekondu kalırdı bugünkülerin yanında. Şimdi o gün tartışılan şuydu. 5. 6. kattan merdivenle, asansörde çok yok o zaman binalarda. 5. kattaki kaldığınızda işte bir yangın olduğunda bir şunu nasıl kaçacaksın, nasıl çıkacaksınız? İnşaat şartlarına da uyulmazdı pek, bilmiyorum şartlar arasında var mıydı bir yangın merdiveni falan, yoktur eski binalarda. Dünya büyük felaketlerden ders aldığı için mesela Amerika'da, Avrupa'da hep böyle binaların yanında bir merdiven görürsünüz. Ya hırsız için mi yapıldı bu falan dersiniz. Ama onlar ödenmiş bedellerden alınan derslerin ortaya çıkardığı kurallar nedeniyle yapılır. Bizde pek yok o. Şimdi biraz daha yapılıyor. Netice bizi bağımlı hale getiriyor yaşadığımız hayat. Binalarda bağımlıyız. 30. 40. 50. katlarda falan yaşıyoruz artık. Ve oralarda hamdolsun ben 2 ile 4 arasında gezinirim ya da bahçe katı, daha yukarı çıkmam. Ama bir elektrik kesildiğinde aslında her şeyiniz kesiliyor. Yani asansörünüz duruyor, elektriğiniz, telefonunuzun şarjı, televizyonunuz, buzdolabınız, çamaşır makineniz, suyunuz kesiliyor, hidroforunuz çalışmıyor falan. Hani bir özel depo ve jeneratör yoksa o da belli bir ölçüde. Dolayısıyla aslında bağımlı ve teslimsiniz. Yani birileri size hizmet vermediği sürece evde mahsur kalırsınız. İnternet meselesi bunu bize bir kez daha gösteriyor. Çok net gösteriyor.
Şimdi ne tartışılıyor? Acaba bu şirketler tazminat ödeyecekler mi? Neden? Çünkü ticareti açtılar. WhatsApp'tan ticaret yapan var. Facebook'tan ticaret yapan var. Instagram'dan ticaret yapan var. Ve bunlara para karşılığı bir alan açılıyor. Bizim gibi bedava kullanmıyorlar. Açılıyor ama güvenlik sağlanmıyor. Eyvah kaldınız, kilitlendi. Şimdi bunun bankacılık sistemi var. Biliyorsun, Sefer Hocam gelmiş. Sefer Hocam'a o pası atacağım. Bir bankamız duyabiliyor bizi değil mi? Hocam geldiniz değil mi Sefer Hocam? Günaydın. Evet, ben duyuyorum sizi. Tamam, harika. Günaydın, hoş geldiniz bu arada. Günaydın Mustafa. Şimdi ben bu bir bağımlılıktan bahsederken tam sözü geçtiğimiz aylarda yani dünya sıralamasında da yeri olan bir Türk bankasının neredeyse bir gün iki gün hizmet verememesini hatırladım hemen dijital platform üzerinden. Ve dolayısıyla bugünlerde de benzer bir dizi izliyorum. Onun da çok etkisi var burada kafa yormamda, bu işleri anlatan. Hakikaten bu bağımlılık şirketler nezdinde bakıldığı zaman devasa şirketler, şöyle müthişler, böyle şahaneler. Ve anlatılırken de böyle bir şehir efsaneleri vardır. İşte teknoloji bloklarında falan çok konuşulur. İşte gizli yerlerde bir tane biri yedek, öbürü öbürünün yedeği, bir ikinin yedeği, bir iki sanal işte arşiv falan. Yani artık o yıkılması mümkün değil falan dedirtir. Ama bağlantıyı sağlayan kodu ya da yazılım parçacığını yapan arkadaş bir hata yaptığında hepsi çöpe gidiyor. Ya da işte bilmiyorum o rivayet ne kadar doğru. İlk gelen haberlerde ki uluslararası ajanslardan gelen haberler hepsinin aslında birçok şirkete hizmet veren bir başka şirkette bir arızanın çıktığı yönündeydi. Şimdi bir de böyle bir şey varsa, hani işler plaza deyimiyle outsource edildiyse, bir başka yere de havale edildiyse maliyet düşsün diye atıyorum bir özel bir depolama şirketi, bir bilmem ne, bir bağlantıları, işlemlerin yapılış süreçleri başka şirketlere devredildiyse ve onlar da birden fazla şirkete hizmet veriyorsa, onlar, bizim tanıdığımız, bildiğimiz Facebook'un dışında bir başka şirketteki sorun bizim önümüze tam kapı duvar, kepen kapalı gidiyorsunuz dükkanınızda, anahtarınız yok, açamıyorsunuz. Şimdi onların tazminat, bu iş yapanların tazminat alıp almayacağı gündemde. Benzer şekilde banka da oldu. Evet, insanlık halidir, çözülür de mesela sizin bir günde kaybettiğinizi kim yerine koyacak? Bunların hepsi modern zamanların işi. Eskiden olsa ya tam banka kapalıymış, bugün şu ha iyi o zaman oturalım evde derdi herkes. Şimdi öyle demiyor. Ben senin yüzünden şu kadar para kaybettim diyor. Hadi bakalım bir de bunun şeyini mekanizmasını çevirelim. Artık sigorta sistemi midir nedir? Ama son tahlilde tekrar dönüyorum, bağımlılık. Şimdi bu bağımlılık çok enteresan ve çok bizi düşünmeye zorlayan bir bağımlılık. Ha, yerlisini yapalım anlamında söylemiyorum. Fark etmiyor. Yerlisini yapsanız da böyle bir bağımlılığınız oluşuyor. Bizim bu tür durumlarda ben hala bildiğim, araştırdığım konularla ilgili çok kritik bir takım veriler varsa internette, onu linkini değil şeyini, metnini kopyalamaya, resmini, görüntüsünü neyse kopyalamaya gayret ederim. Bir kısmını da hala bir kağıt çıktısını alıp çekmeceye koyarım her şeye, ne olur ne olmaz diye. Şimdi böyle bir yedekleme sistemi bendeki doğal bir şey. Ama bunun, bu güvencenin dijital ortamlarda, dijital platformlarda da artık sunulması gerekiyor. Yoksa yani sadece ayvayı yemekte kalmayabiliriz. Yani çok ciddi bir kriz bu aslında, bize işaret. Bilmiyorum hocam ne der? Ben çok mu abarttım? Çok mu endişeliyim? Siz ne dersiniz Sefer Hocam? Katılıyor musunuz Mustafa Bey'e? Tabii Mustafa Bey'e kesinlikle katılıyorum. Çünkü çok ciddi bir endişe değil bu. Aynı zamanda abartı da değil gerçekten. Çünkü çağımız Endüstri 4.0 çağı. Bu Endüstri 4.0 dediğimiz şey aslında internetin kullanımıdır. Yani işte makinelerin birbiriyle iletişimi, insanların birbiriyle iletişimi, insanların makinelerle iletişimi, insanların gündelik hayattaki bütün işlemlerine biz aslında Endüstri 4.0 diyoruz. Yani bu devasa bir yapı ve gördüğümüz kadarıyla da
önümüzdeki dönem içerisinde bunun kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor, artıyor. Evet. Her alanda, hayatımızdaki her alana girdi. Şimdi mesela eskiden banka cüzdanlarımız olurdu. Şu anda cüzdanı olan var mı acaba yanında, merak ediyorum. Mümkün değil. Yani herkes dijital platform üzerinden banka hesaplarını tutuyor. Tabii olmasın yani, kesinlikle olmasın. Bunların yedekleri, şunları bunları var kesinlikle. Mustafa Bey'in söylediği hani endişeli ama neticede bir şekilde bir yerlerde tutuluyor. Ama bir kaybolduğunu düşünün. Tamamıyla bütün servetiniz dahi ortadan kalkacak boyuta geliyor. Sadece o değil. Aynı zamanda işte gerçekten dükkanınıza gittiğinizde kepenki dahi açamazsınız. Açsanız da zaten sadece bir odaya girer oturursunuz. Yani onun için evet, Endüstri 4.0'ın bu şekilde bazı handikapları da olacak. Bu şekilde bazı dezavantajları da olacak. Ama bunları olabildiğince güvenlik meselelerini ön planda tutarak. Onun için işte siber saldırılar, siber güvenlik, yani veri güvenliği. Onun için bulut sistem öneriliyor mesela. Bunları depolayalım, depolarda yedekleri dursun. Ama bunların hepsi bir maliyet. Hepsi bir yeniden yatırımı gerektiriyor. O yüzden evet, bunlarda tereddüt de etmek lazım. Hatta şunu da söylüyoruz. Teknoloji yaygınlaştıkça buna insanların adaptasyonu biraz daha geç olduğu için daha çok mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Yani insanlar teknolojinin hiç farkında bile olmadan cep telefonunuza gelen bir mesaja evet deseniz dahi çok farklı bir mecralara işi götürebiliyorsunuz. İşte o yüzden bunların ilerleyen aşamalarda bu gelişmelerden daha hızlı şekilde özellikle kanuni kısmının, yani yasalarla ilgili kısımlarının düzenlenmesi gerekiyor. Doğru. Bunlar gündelik hayatımızı çok etkileyen unsurlar. Ekonomide de çok büyük kayıplara yol açabiliyor. İşte Mustafa Bey söyledi, geçen günlerde işte bir bankanın sistemi çöktü. Ama yani düşünsenize, kurlar çok farklı şekilde bu sistemlerle alış satış yapan insanlar var. Yani 10 dakika gecikse ona milyon dolarlara mal oluyor. O yüzden bunların hukuki olarak da düzenlenmesi, hukuki olarak da güvence altına alınması bundan sonraki süreçte elzem gibi gözüküyor. Evet. Ama bunlara alışmamız lazım Nur Hanım. Yani dijital çağdayız. Dijital bir çağın daha ilerisine doğru da gidiyoruz. Yani bu Endüstri 4.0 çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bunlara insanların da hazırlıklı olması lazım diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hani o dijital çağın getirdiği şeyler de var. Çok uzak değil. Az önce yaşadık sizinle. Tam yayına başlayacağız. Günaydın demeden bağlantı gitti. İşte biraz uyum sağlamak lazım galiba. Hani hem tedbir almak hem de yasal düzenlemeler de var olması şimdi gerekiyor. Bugünün tedbiri bendim mesela. Hazırda bekliyordum. Hop girdim ben devreye ama evet. Tedbirsiz yakalamak kötü bir şeydi. Yoksa uzun uzun konuşacaktım vallahi. İyi ki geldiniz. Peki. Hocam, Sefer Hocam, enflasyonu da konuşalım mı biraz? Şimdi enflasyon deyince evet ilk başta akla gıda enflasyonu geliyor ama gıdanın yanı sıra yeni de bir krizimiz var. Neyi konuşuyoruz? Enerjiyi konuşuyoruz. Avrupa'da başladı. Bütün dünyaya yayıldı. Ne olacak bu enerji krizinin hali? Doğalgazla başlamıştı. Şimdi kömür fiyatları da açıklandı Avrupa'da. En yüksek seviyesini gördü fiyat olarak. Siz ne dersiniz bu meseleyle ilgili? Tabii Nur Hanım, enerjiyi bu yıl içerisinde çok fazla oranda konuşacağız açıkçası. Hatta 2022 içerisinde de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bundan yalnızca 2,5-3 yıl önce, yani bu pandemi başlamadan önce petrol fiyatları 18 dolarlar civarındaydı. Hatta bir aralar 12 dolarlara dahi düşmüştü biliyorsunuz. Şimdi gelinen noktada bugün 78 doları aştık. Yani aradaki farkı gördüğünüzde ne kadar devasa bir maliyetin geldiğini görüyorsunuz aslında. Yani bu komple dünyadaki enflasyon üzerine gelmiş bir maliyet aslında baktığınızda. Çünkü bu ülkeden ülkeye farklılaşsa bile şu anda tüm dünyanın kullandığı bir materyalden bahsediyor. Yani petrol herkesin kullandığı, hatta bazı ülkelerde elektrik dahi petrolle üretiliyor. Yani bizim ülkemizde nispeten çok çok az petrolle üretilen elektrik. Ama sadece petrol meselesi de değil, peşinden doğal gaz meselesi geliyor. Bu anlamda düşündüğünüzde özellikle önümüzdeki dönemle ilgili Avrupa'nın bir defa hem siyasi politikaları belirlerken, yani stratejisini belirlerken, hem de ekonomik konularda çok ciddi anlamda bir doğal gaz bağımlılığı var aslında baktığınızda.
Yani bu bağımlılıkta daha çok işte Rusya, İran'a doğalgazı aldığı yerlere karşı bir bağımlılığı var aslında baktığınızda. Bu bütün küresel çapta herkesi etkiliyor. Yani şöyle söyleyelim, mesela bu petrolden dolayı, daha doğrusu bu pandemiden dolayı bu kadar fiyatların artması sadece petrol değil ki. İşte gıda fiyatlarında da son bir yıllık dönemde %70'i gördük biz. Yani %70'lik bir değişim var. Çünkü bunlar zaten doğal olarak enerjiye bağlı yükümlülükler. Yani enerji fiyatları arttığı sürece önümüzdeki dönemde biz lojistiğin de arttığını göreceğiz. Gıda fiyatlarının da artmaya devam ettiğini göreceğiz. Yani hem maliyet unsuru olarak gıda fiyatlarını etkiliyor, hem de lojistik olarak etkiliyor. Şimdi bu kriz kısa vadeli mi? Yani petroldeki kriz, doğalgazdaki kriz kısa vadeli mi? Kalıcılığı olacak, ben onu söyleyeyim. Çünkü hocam, o zaman bakın, büyüme rakamlarına da olumsuz yansıması bekleniyor değil mi bu durumu? Büyüme rakamlarına evet olumsuz. Onun zaten hem IMF hem Dünya Bankası 2022 için dikkat ederseniz baz etkisini de ele alıyor ama büyüme rakamlarını, tüm dünyadaki büyüme rakamlarını zaten olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Hem IMF hem Dünya Bankası hem de uluslararası kuruluşlar. Evet, olumsuz etkiler, çünkü enerji maliyetiniz yükseldiği sürece bu büyümenizi etkileyecektir doğal olarak. Yani bu Türkiye için de beklenti aynı şekilde, ama Türkiye orada Çin'le birlikte üretim yapan ülkeler biraz daha ayrışıyor. Yani onları ayrı tutmak lazım. Yani Türkiye'yi biraz daha ayrı tutmak lazım. Bir de şu var tabii, bu üretimin en hassas dönemlerde dahi devam etmiş olması Türkiye için ve bundan sonraki süreçte de devam edecek olması. Tamam, biz petrolün, enerjinin negatif etkisini büyüme için göz önünde bulunduruyoruz ama bir de pandeminin yavaşlaması, hatta sonuna doğru gelinmesiyle birlikte talep artışı göreceğiz biz. Yani bu talebin iki katına çıktığını göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde. Sefer o yüzden hocam, talep artışı demişken bir soru daha sorayım o zaman size. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin bir raporu var. Uluslararası Enerji Görünüm 2021 raporunu hazırlıyor ve o rapora göre de diyor ki 2050'ye kadar %50 artacak bu enerji tüketimi. Bir yandan enflasyon var, bir yandan artacak. Siz de ona işaret ettiniz. Şimdi bu raporla birlikte nasıl yorumlarsınız peki tabloyu? Tabii enerji tüketiminin artması şuna bağlı. Bundan sonraki talebe bağlı. Biz o talebin iki katına çıkacağını hesaplıyoruz şu anda. Yani şu anda var olan ihtiyacın, talebin iki katına çıkacağını hesaplıyoruz. Bunda pandemiyle birlikte, bitişiyle birlikte açılım başladığı zaman şöyle düşünün. İnsanlar seyahat edecek, lokantalara gidecek. Yani gecikmiş bütün alışverişlerini, ertelenmiş bütün taleplerini her alanda yeniden gündeme getirecek. Dolayısıyla bu aynı zamanda enerji tüketimi demek. İşte bu anlamda özellikle bu Avrupa Birliği'nin bugün biliyorsunuz mecliste iklimle ilgili, bizim Paris İklim Anlaşması ile ilgili evet, kısımda evet, onaylandı. Onaylandı. Resmi gazetede yayınlandı. Bu anlamda enerjiyle ilgili düzenlemeler çok daha önem arz edecek bundan sonra. Bu zaten aynı zamanda sadece ekonomi olarak düşünmüyoruz enerjiyi. İklim olarak da düşünüyoruz. Bakın evet, dünyanın dengesi değişmeye başladı. Yani seller, işte doğal afetler vesaire. O yüzden bizim öngörümüz talebin en azından %70-80 oranında önümüzdeki 2 yıl içerisinde yeniden artması. Bu da yeniden sizi üretime teşvik edecek demektir. Bu da yeniden fiyatların artması demektir. Bakın Fed her ne kadar dese de, işte Amerika'da enflasyon kısmi süreli, geçici olarak düşünülüyor dese de, kalıcı olduğunu gördük bakın. Yani ben size şunu söyleyeyim, bunun bitişi ne zaman Amerika tahvil alımlarını bitirirse, durdurursa, bu küresel çapta enflasyon baskısı hafiflemeye başlar. Yani onun için 2020'nin, 22'nin ortalarını işaret ediyoruz. Yani veriler onu gösteriyor. 2022'nin ortalarına kadar Amerikan piyasaları özellikle tahvil alımlarını durdurmazsa, yani durdurursa o dönemde, o zaman tüm küresel çapta hem gıda fiyatları üzerinde hem enerji fiyatları üzerinde bu etkinin hafiflediğini göreceğiz. Ama dediğim gibi şunu da unutmamak lazım, kesinlikle ve kesinlikle talep artışı bekliyoruz. O yüzden şu anda üretimimizin iki katına çıkmasını da beklemek mümkün diye düşünüyorum Nur Hanım. Peki bir şey ekleyeyim ben buna. Amerika Birleşik Devletleri eğer Amerikan iznesi ya da tahvil alımını bırakırsa, bu aynı zamanda
piyasaya daha fazla para vermeyeceği anlamına da gelmiyor mu? Bu da bir piyasada bir para darlığı yaratır mı yaratmaz mı, ya da bir kredi darlığı yaratır mı yaratmaz mı? Bu tabii Mustafa Bey doğru. Eğer Amerika tahvil alımlarını durdurursa, yani şu an azaltma yönlü olarak düşünün. Çünkü şöyle düşünün, her ay 148 milyar dolar piyasaya sürüyor. Tamam. Her ay standart olarak. Dolayısıyla bunu durdurduğunda evet, bu bir dolar darlığı yaratır mı? Yani orada da dolar darlığı yaratıp yaratmaması şununla alakalı. Faizleri hangi aşamada tutacağıyla alakalı Amerika. Çok iyi. Mesela Amerika bu devam eden unsurlar çerçevesinde eğer faizlerini de artırırsa beklendiği gibi, çünkü o da bekleniyor. Hı hı. O zaman bu şu demek, Amerika'nın faiz artırması demek küresel çapta doların Amerika'ya doğru yönelmesi demek. Doğru. İyice bir para darlığı demek aslında. Evet, o da bir para darlığı demek. Ama şunu da unutmamak lazım. Enflasyonu engellemenin metotlarından birisi de bu para darlığını, sıkı para politikasını oluşturmaktır. Yani tarihte görülmemiş şekilde, bakın hem İngiltere'de hem Avrupa'da hem Amerika'da enflasyon %100'ün oranında arttı. Mesela Avrupa'da şu anda 4.1 ölçülen enflasyon. Yani bu 2-2.5'un üzerine hiç çıkmadı ki Avrupa'da. Doğru. Amerika'da 2-2.5 ortalama olan enflasyon 5.2 seviyesinde. O yüzden bunun Mustafa Bey ilerleyen aşamalarda bu sıkı para politikasının da gerekebileceğini öngörüyoruz. Yani Amerika bunu yaparsa evet, nispi olarak dolar darlığı olur. Bu da doların fiyatına yansır. Yani doları yukarı doğru taşır. Zaten şu anda taşıyor bakın. Geçen önceki haftalarda sizinle konuştuğumuzda dolar endeksi 92 idi. Şu anda 94'ü aştı. Bu %2.5'luk bir artış demek. Yani dolar endeksi dediğim şey doların önemli para birimleri karşısındaki değerini gösteriyor. İşte içinde euro da var, Japon yeni de var, Çin yuanı da var, İsviçre frangı da var, İngiliz sterlini de var, hepsi var. Bunlar karşısındaki değeri son 2-3 haftada %3'e yakın oranda arttı zaten. Doların değeri arttı. İşte bunlar onun emareleri. Evet, bir para bu sıkı para politikası Amerika tarafından işlenecek. Bir para darlığına yol açabilir. O yüzden hani deniyor ya, ilerleyen aşamada sermaye bulmak daha mı kolay olacak? Halbuki şu anda sermaye akımları çok yoğun olarak piyasaların gündeminde zaten. İlerleyen aşamalarda evet, sermaye bulmak, yani uluslararası çapta sermaye bulmak biraz daha sıkıntılı olabilir. Yani o yüzden işte büyümelerin küçüleceğini hesaplıyoruz. Çünkü uluslararası sermaye küresel olarak yayılmadığı anda, o zaman diyoruz ki ülke ekonomileri biraz daha küçülecek ya da biraz daha az büyüyecek ya da beklentinin altına. İşte bu aynı zamanda enerji fiyatlarını da geri çekebilir. Ama talep cephesi çok çok önemli. Yani mutlak surette bunun göz önüne alınması lazım. Çünkü özellikle Avrupa piyasası bu pandemiyle birlikte Çin piyasasını ikinci kısma iteklemeye başladı. Yani bakın, bugün firmaların ihracatımızın bu kadar yoğun artıyor olması, hani bu kadar büyük pandemiye rağmen, bu kadar sıkıntılı ekonomik, küresel çaplı ekonomiye rağmen hala ihracatımız artıyor, dikkat ederseniz. 210 milyar doları aştı. Evet. Bunun ana nedeni bu tedariklerin Çin'den artık Türkiye gibi ülkelere kaydırılması ve bunun kalıcı olması için şu anda Türkiye'nin çaba sarf etmesi gerekir. Yani o pazarları elimize aldığımızda bir daha bırakmamamız lazım. Bu işin özeti, şu mudur? Yani kabaca söylüyorum elbette bunu. Bir vatandaş olarak nasıl anladığımı size ifade edeyim. Piyasada evet, bir döviz daralması mevzu bahis olacak. Fakat şu sıra, bu da tabii ülkeleri küçültecek yahut daha az büyümelerine neden olacak. Ama Türkiye'nin bir avantajı var. Batı'da talep artışı var. Bu talep artışı doğrudan ve birinci sırada ve öncelikle Çin'e gitmiyor artık. Daha önce olduğu gibi ikincil kaynaklar arıyor. Ve Türkiye ikincil kaynaklardan biri olarak çok önemli bir pozisyona sahip. Bu talep artışını, talebi karşılamak için kendi pazarımızı arttırabiliriz. Ve aslında kredinin, belki uluslararası kredinin, ne bileyim yatırımın eksiye doğru döndüğü yahut zorlaştığı bir alanda biz o talep artışıyla bunu karşılayabiliriz. Doğru mu anladım? Kesinlikle, çok güzel izah ettiniz Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Yani çünkü gerçekten böyle.
İlerleyen aşamada o yüzden bizim üretimimizi şimdiden planlamamız gerekiyor. O yüzden yatırımlarımızı şimdiden planlamamız gerekiyor fırsat varken. Yani bakın bunlar aslında uzun vadeli projeksiyonlardır. Nasıl ki Türkiye elektrikli araç üretimine karar verdi, buna kadar isabetli olduğunu şu anda anlayabiliyoruz değil mi? İlk yapıldığında aa dedi herkes, yani elektrikli mi üretilecekmiş? Evet. Halbuki enerjide gelinen boyutta net olarak artık bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bakın doğalgaz aramaları eleştiriliyordu bir dönem. Hani daha maliyetli mi acaba, niye aranıyor falan deniliyordu. Şimdi aslında 2022'den 23'ten itibaren bu kuyuların rezervimiz içerisinde alınması, kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bunun ne kadar önemli olduğu, işte bunlar vizyon projeleridir. Yani enerjiyle ilgili kısımları geleceğe dönük yaparsınız ve o anda anlaşılmayabilir. Altyapı yatırımları da böyledir. İlerleyen aşamalarda gündeme gelir. İlerleyen aşamalarda birdenbire bu sorunu karşınızda bulursunuz. O yüzden bunlar çok çok önemli. Evet, bundan sonraki aşamada da işte Mustafa Bey'in belirttiği kesinlikle talep yönü Türkiye'ye kaymış durumda. Bunu ihracattan net olarak görüyoruz. Ama bizim kalıcı bir takım önlemleri devreye almamız lazım. Evet. Yani mesela şu ithalata bağımlılığını ihracatın düşürmemiz lazım. Yani bu alınabilecek bir önlem, bu kaldırılabilecek bir önlem. Çaba sarf ederek bunu asgari düzeye getirebiliriz. Yani bunu getirmekte bir şey yok. Onun için daha çok çalışması gerekiyor Türkiye'nin. Daha çok gayret etmesi gerekiyor. Yani en azından iş dünyamız gerçekten çok gayret sarf ediyor buna dönük. Mesela maske ile ilgili kısımda da biliyorsunuz ilk çıktığında en hızlı uyum sağlayan ülkelerden bir tanesi oldu Türkiye. Yani üretimi artırarak, hatta birçok ülkeye de yardım şeklinde de gönderdik. İhracat şeklinde de gönderdik. Onun için ekonomimiz dinamik aslında baktığınızda. Çabuk uyum sağlıyor. Sadece ekonominin önünü açmak lazım. Sadece ekonominin desteğe ihtiyacı var. Finansmana ihtiyacı var, morale ihtiyacı var. Bunları verebildiğimiz sürece bu artışı zaten ekonomi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yani burada merkezi otorite önünü açmalı. Açıyor zaten, açmıyor demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ama daha fazla açmalı. Artık daha ileriye gidiyoruz. Çünkü talep daha hızlı artıyor. Buna çabuk adapte olmamız lazım. Bu üretim trenini kaçırmamamız lazım. O yüzden işte küresel çapta bütün ekonomileri etkileyen unsurlar doğal olarak Türkiye'yi de etkiliyor. Yani dünya küçük bir köy gibi artık. Evet. Yani orada olan bir şey, Avrupa'da olan, Amerika'da olan bir şey Türkiye'yi etkilememe ihtimali yok. Ya da burada olanın da orayı etkilememe ihtimali yok. Bakın 10 milyon, 20 milyonluk bir Suriye'deki durum bile 10 yıldır neredeyse dünyanın tamamını çok derinden etkilemiş durumda. Bu arada... kadar küçük bir... Çünkü herkesin katıldığı bir, çıktığı bir arena olunca, devlerin kapıştığı bir yer olunca haliyle tribünleri de çok fazla etkiliyor bu tip durumlar. Bir şey söylüyordun. Paris İklim Anlaşması'nı konuşalım diyecektim. Ya oraya aslında, o da bundan çok bağımsız değil. Evet evet, o yüzden. Ben arada bir şey söyleyeyim de onu bağlayalım. Çünkü bunun bize ekonomik olarak bir yükü var. Bir de işte pazar ve talep orada olduğu için o talebi karşılamak için de bir avantajı var. Onu da hocam maddeleyerek anlatırsa deminki gibi çok makbule geçecek. Çünkü biz biraz hani yeşil meşil işleri, aman uzun vadeli işler. Bizim işimiz değil, onlarla Avrupalılar ilgilensin filan havasındayız biraz. Bu böyle değil, o kadarını söyleyeyim. Şimdi öbür tarafıyla iki kelimenin bana çok... çok da iyi kelimeler olmadığı öğretildi çocukluğumdan beri. Kolay ve ucuz. Şimdi bunu bir süre sonra ben mühendis olamadım. O kadar kafam çalışmıyordu. Bu konuda şeyim, ciddiyim yani, espri yapmıyorum. Mühendisleri de o yüzden çok şey yaparım, çok saygı duyarım, değerli bulurum. Şimdi mimarlar ve mühendisler ne dediğimi çok iyi anlayacaklar. Ben biraz geç anladım bunu. Bir işi baştan altyapısıyla, gelecek vizyonunuzu da koyarak tasarlarsanız ve inşa edersiniz, her ne inşa ediyorsanız dedim, fabrika, bina, ev, apartman fark etmiyor, herhangi bir şeyin de tasarımı, yani ürün tasarımı da dahil. Eşim bir mikser almıştı, sonra açılır kapanır bir kapağı olduğunu fark etti, sonra çok aradığı bir şeyin, doğrayıcının, yani yenisini alacaktı.
aslında oraya monte edilebilen bir aparat olduğunu öğrenince nasıl şaşırdı ve sevindi anlatamam. Ya elimin altında duruyormuş bu, bir şey takacakmışım ve benim işim görülecekmiş diye. Çok eskiden mesela emlak konutun binaları vardır İstanbul'da. Çok eskiden yapılmış ya, 40 yıl önce falan yapılmış. Çok eski değil aslında. Ay, kendi kendime şey yaptım ama derler ki mesela bunlar altyapısı sağlanmış da üzerine ya etrafta ne olursa olsun hiçbir problem olmaz buna. Şuna müsait, buna müsait. Yarın buraya bilmem doğalgaz geldiğinde bile mesela o düşünülmemiş ama velev ki öyle bir şey olsun derler ki buna doğalgazı da düşünmüşlerdir bunlar. Öyle bir rahatlığı vardır insan, övgüyle bahsederler. Ankara'da bir laboratuvar inşaatı, TOBB Üniversitesi'nin gittim. Bina yapmışlar. Her taraf delik deşik böyle betonun içi. Betonlar çok kalın, döküm beton falan şey. Blok betonlar. Bunlar ne dedim? Ya, bitişikteki laboratuvarlarla buranın arasında kablo, sıvı akışını sağlayacak hortum, boru, bir bunların hepsi olabilir. Dolayısıyla biz şimdi bunu hazırlıyoruz. Her tarafta bir takım potansiyel aparat takma yerleri falan var. Şimdi inşaat yapanlar da bunu çok iyi bilecekler. Şimdi bizim de başlarken şöyle başlıyoruz yalnız işe. Ya o anda üretim çok geldi ya, talep çok geldi ya. Tekstildeki talebi hocam iyi hatırlayacaktır. Tekstilde bize bir talep geldi. Bütün apartmanların bodrumları tekstil atölyesine döndü. Ama hiçbir imkanları yok. Kablolar yanıyor. İşte çünkü mahallenin elektriğini kullanıyor. Bir sanayi elektriği falan yok. Şimdi bizim bu altyapıyı, bu talebe yönelik altyapıyı, hukuki altyapıyı, bu bana kalırsa en önemlisi, ticari altyapıyı, işte vergiydi bilmem neydi falan. Devlet ne yapıyor? Kolaydan vergi almak istiyor. Tuttuğunu, alması gerekenden değil, tuttuğundan vergi alıyor. Kolay. Maliyeti de ucuz, iki tane memur gönderiyor, çat çat adam dükkanı kapatamayacağına göre falan. Şimdi sanayici de, üretici de kolaya ve ucuza kaçıyor. Devlet de kolaya ve ucuza kaçıyor. Kendi işini ucuza mal etmeye, artık ucuzluk devri bitti. Peki. Ekonomik olmak zorunda, pahalı olmak zorunda değil. Ne bileyim, çok kaliteli, çok pahalı. Hayır, ekonomik diye bir şey var yani. Optimum bir düzey var, ortalama bir düzey var. Herkesi tatmin edecek. Bizim önce bu altyapıyı yapacağız ki. Şu sıralar bir sürü şey yapılıyor. Paranın olmadığı zaman da 50 kuruşluk sermayenin yarısını devlet alıyordu. Peşin vergi, bilmem ne parası, şu parası, bu parası, hop gitti para. Şimdi ne yapıyor? Ya sen bir dükkanı aç, ben senden bir süre vergi de almayayım. Ne zaman ya günaydın, 40 sene geçti, 50 sene geçti. Bence bu alanda daha fazla yapılabilecek şey var. Daha fazla var. Bunu ben bile görebiliyorum. Yani mühendis değilim, ne bileyim ekonomist değilim filan ama ya o kadar çok esnaftan talep, şikayet, rapor, ne bileyim işte hepsini okuyoruz biz. Bütün gün yazdığımız 20-25 sayfa gazetenin en az 4 katını okuyoruz, 5 katını okuyoruz. Ondan sonra onlardan süzüyoruz. Bunlardan çıkan şey çok basitten başlayarak ağır, radikal, devrimsel değil. Basitten başlayarak orta düzeyde planlamalarımızı yaptığımızda devlet 3 kuruştan bugün vazgeçtiğinde yarın 250 kuruş kazanacak. Bunu görebiliyoruz yani. Bu oldu. Pandemi zoruyla oldu. Rahatken niye yapmadık biz bunu? Kimsenin iş güç yapmaya hevesi yokken, imkanı yokken, piyasası yokken her şeyi kolaylaştırdık. Ya varken kolaylaştırsaydık daha fazla kişi girseydi. Neyse, söylenecek çok şey var. Evet ama şu altyapının iyi kurulması gerektiğini düşünüyor ve söylüyorum hep. Eğer bu altyapı kurulmadıysa sizin yarın binanızı, işinizi geliştirmek için yapacağınız her şey bir kaçak yapı olur. İki, gecekondulaşma olur. Binanın mimarisi olmaz. Peki, şimdi birazdan siyaset bloğuna geçeceğiz ama geçmeden önce Sefer Hocam bir konu daha var, konuşalım istediğim, hızlıca toparlamanızı rica edeceğim. Siz de değindiniz zaten Paris İklim Anlaşması, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi meclis genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. Ne anlama geliyor bu? Yani Paris İklim Anlaşması'nın getirisi ne olacak, neden önemli bu anlaşma? Tabii Nur Hanım, aslında biliyorsunuz Trump'la birlikte ilk defa gündeme gelmişti. Evet. Ve Amerika daha önce imzaladığı bu anlaşmadan çekilmişti Trump döneminde. Tabii Biden ilk geldiği günde hatırlarsanız bu iklim anlaşmasını onayladı. İlk yaptığı şey oydu.
Çünkü bunun sözünü vermişti. Şimdi bu şu anlama geliyor. Dünyada bu iklimle ilgili, özellikle sera gazı salınımları ile ilgili çok ciddi sorunlar var ve bunları asıl bu işin mümessili Çin gibi, Amerika gibi, Avrupa gibi gelişmiş ülkeler. Yani sanayisi yüksek olan, daha çok sanayi üreten. Mesela şu anda Çin'deki elektriğin neredeyse %50'ye yakını hala kömürden üretiliyor, biliyor musunuz? Yani hala Çin gibi dev bir ekonominin elektriği kömür yakılarak elde ediliyor. Ve neredeyse dünyadaki en sorunlu yakıt diyebiliriz. Ve gördüğümüz kadarıyla bu enerjideki sorun devam ederse kömür kullanımı da hızlı bir şekilde artacak bundan sonraki süreçte. Nitekim Avrupa'da çok uzun yıllardan beri kömür kullanımı yoktu mesela. Bu yıl içerisinde başladı tekrardan. Yani bir taraftan da bunu görebiliyoruz. Yani bir taraftan da bunun arttığını görüyoruz. Şimdi iklim anlaşmasının böyle bir özelliği var. Yani ana gündem burada dünya üzerindeki sera gazı salınımlarını azaltmak. Yani dünyanın havasını kirleyen, yapısını kirleyen bütün unsurları ortadan kaldırmak için bu Paris İklim Anlaşması ortaya konuluyor. İşte buzullardaki erimelerden tutun da oksijen miktarının düşmesine kadar, bu doğal afetlerin sebeplerine kadar, bunların tamamı aslında dünyanın küresel olarak bu enerji salınımından dolayı ısınmasıyla alakalı bir durumu gösteriyor. Bu ilerleyen aşamalarda hem ekonomik olarak çok ciddi anlamda dünyayı zorlayacak bir unsur. Hadi ekonomik kısmını geçelim ama yaşamsal olarak, yani insanların yaşayacağı, sadece dünya üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu korumak gerekiyor. İşte Paris İklim Anlaşması'nın ana gündemi bu. Bu sera gazı salınımlarını azaltmak. Nitekim Avrupa Birliği yeşil mutabakatı çıkarttı, biliyorsunuz. Evet. Yeşil mutabakat da aslında Paris İklim Anlaşması ile bağlantılı. Yani Avrupa şunu planlıyor: 2030'a kadar sera gazı salınımlarını %50 azaltmayı, 2050 yılına kadar da tamamıyla ortadan kaldırmayı. İşte bunun için yeşil enerji diyoruz. Bunun için diğer enerji alanlarını, yani sürdürülebilir ya da diğer enerji dediğimiz, işte rüzgar enerjisi, su enerjisi, bunların, güneş enerjisi, bunların kullanımını öneriyor Avrupa Birliği ve Paris İklim Anlaşması. Ve hızlı bir şekilde de buna geçiş var. Yani hatırlarsanız geçen hafta içerisinde de en büyük rekor kırılmıştı Türkiye'de güneş enerjisiyle ilgili. Üretilen günlük bazda elektriğin en üst seviyesi görülmüştü. Yani aslında bakın, bu enerjiyle ilgili kısımlar bir 10 yıl 15 yıl önce adımları atıldı. Yani o dönemde şu vardı: biz doğalgaz üreten bir ülke değiliz ya da çok cüzi miktarda üreten bir ülkeyiz. Ama elektriğimizin o dönemde %68'ini doğalgaz santrallerinden elde ediyorduk. Evet. İşte bu görüldü Türkiye'de. Bir taraftan rüzgar enerjisine, bir taraftan su enerjisine, yani HES'lere, bir taraftan da güneş enerjisine enerjinin boyutu getirilmeye başladı. Aslında bu işin tabii çevreden ziyade şu önemi de var Nur Hanım. Ekonomik olarak şu önemi var. Bundan sonra bu iklim anlaşmasıyla ve yeşil mutabakatla birlikte ilerleyen aşamalarda biz şunu görebileceğiz. Örneğin her üründe sera gazı salınımı, karbon izi araştırılacak. Ve örneğin Avrupa alacağı üründe diyecek ki bunun ne kadar sera gazı salınımı var, ne kadar karbon izi var, buna bakılacak. Ona göre ürün alınıp alınmamasına karar verilecek. Yani ilerleyen dönemde dünyanın gideceği yer kesinlikle bu karbon izi salınımları, sera gazı salınımlarının takip edildiği ürünlerin kullanılması yönünde olacak. O yüzden şimdiden bir 10 yıl sonrasına, şimdiden 2030 sonrasına, 2040 sonrasına ancak bu iklim anlaşmasıyla, ancak bu düzenlemelerle ulaşabiliriz. Onun altyapısı yapılıyor. Türkiye bu anlamda da işte Sayın Cumhurbaşkanı özellikle gördüğümüz kadarıyla hızlı davranılması için gayret ettiler. Ve bunu imzaladı Türkiye. Bence son derece olumlu, son derece güzel bir iş yapıldı açıkçası. Bundan sonraki aşamada yeşil mutabakata, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına dönük çabaların da Türkiye'de sanayi alanında çok hızlı uygulanması gerekiyor. Şüphesiz bunlar bir maliyet getiriyor Nur Hanım. Yani ekonomiye bir maliyeti, bir nasıl söyleyelim, finansal yükü olacaktır. Ancak unutmayalım, nasıl dijital çağ gelmişse, nasıl Endüstri 4.0 gelmişse, bunun dışında ülkeleri düşünmek mümkün değilse, iklim ve çevrenin dışında da bundan sonraki süreçte ülkeleri düşünmek mümkün olmayacak. Ürettiğiniz her üründe bundan sonra
bu yeşil mutabakatla ilgili, iklimle ilgili kısımlar aranacak. Bu aranacağına göre o zaman şimdiden bunun önlemlerinin alınması, çünkü bu uzun yatırımları da birlikte getiriyor. Şimdiden bunların ön açılımının alınması çok çok önemli. Hatta Sanayi Bakanlığı şunu da yaptı, ben onu da değerli buluyorum. İşte işletmelere 750 bin liraya kadar bununla ilgili biliyorsunuz düzenlemeleri yapmalar için finansman desteği sağlayacağını da belirtti. Bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. Gerekiyorsa Türkiye yani uluslararası kaynakları da kullanarak bu işi bundan sonra finanse edip hızlı şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Sizin var mı Paris anlaşmasıyla ilgili eklemek istediğiniz şey? Bunu hemen söyleyeyim çok kısa ve net. Şimdi bu işte yeşil mutabakattan bahsetti hocam. Artık bundan sonra üretim girdilerinde enerji sorgulanacak. Nasıl üretiyorsunuz diye. Türkiye'nin kömürsüzlüğü şu anda düşünmesinin çok mümkün olduğunu görmüyoruz. Fakat aslında çoğunlukla yenilenebilir enerji kullanıyor Türkiye. Hidrolojik elektrik santrallerinin çokluğuyla ve ona rüzgar ve güneşin de çok hızlı adapte olmasıyla ve eklenmesiyle. Şimdi grafiklere baktım, rakamlara. Rüzgarda ve güneşte çok inanılmaz hızlı bir artış var. Fakat biz rüzgar santrallerini, işte güneş panellerini yine ithal ediyoruz. Şimdi onların üretimlerinde de kömür var yani büyük oranda. Şimdi bir defa o sistemi bir tamamlamamız lazım ama ya ne yapalım şimdilik böyle. Kolayımıza da bu geliyor demeden bir altyapı kurmamız gerekiyor. Eğer kömür kullanımımızda da biraz daha maliyete katlanıp yapılacak bir şey yok. Temiz bir sonuç almamız gerekiyor. Yani nasıl filtreleme yapılacaksa. Türkiye iyi bir üretici. Çok ciddi bir nüfusu var. Kendi hani yurt dışına satmıyorsanız rekabet edemezsiniz. Ha illa rekabet etmeniz de gerekmiyor. Yani bu sistemi kurarken para kazanmanız gerekmiyor. Çünkü o sistemi kurduğunuzda, üretim sistemini kurduğunuzda siz zaten başka alanlarda para kazanacaksınız. Yani Çin yurt dışı yatırımlarında örneğin bazı şirketlerin kritik bilgilerine, gelecek projeksiyonlarına, piyasasına, piyasa bilgilerine, verilerine sahip olabilmek için şirketlere ortak oluyor. Bunların hepsini alıyor. Yani zararlı bir ortaklık, hiç kar getirici bir şey değil. Belki şirketi batırıyor sonra. Ama o bilgilerle kendi şirketlerine, rakip şirketlerine alan açıyor. Ondan sonra da oradan kendini çekiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi dolayısıyla bazı şeyler için Türkiye'nin de güvenliğinde, savunmasında, ekonomik güvenlik de bir güvenlik, sağlık güvenliği de bir güvenlik. Yani ne düşünürseniz düşünün. Stratejik sektörlerinde ve işlerinde bu anlamda küresel rekabet olmadan bu iş olmaz deme lüksü yok. Ekonomisi önemli ölçüde bunu yine ekonomistlerin pek sevdiği deyimle kompanse edebilir. Yani destekleyebilir. Ve başka alanlarda Türkiye'ye kazandırır. Bunun çok basit bir örneği var. Telekomcular biraz daha küreselleşmesinden yanalar, haklılar da. Ama mesela ULAK diye biz bir 4G, 5G tartışmaları süreçleri içerisinde bir şey ürettik. Yerli baz istasyonu olarak kullanılıyor. Karadeniz'in neredeyse tamamı ULAK'la konuşuyor mesela. 1500'ün üzerinde baz istasyonu var ULAK'tan. Girdilerinde elbette ithalat var, ayrı bir bahis. Ama bizim geliştirdiğimiz bir sektör. Savunmayla başladı, sivil alan geldi. Tamam, dışarıya satmazsak biz bu konuda ne bileyim piyasamızı, pazarımızı genişletmezsek Çin'le rekabet edemeyiz. Tamam, kapatalım o zaman, yapmayalım. Değil. Yarın bize bu lazım olacak, aynısını biz uçakta yaptık. Ya ne yapalım, kapatalım biz bunu mali. Adamlar yapıyor, daha da ucuza geliyor, evet. Kolay geliyor, eğitimini de veriyor falan. Hem müttefikiz zaten. Buyurun, aldığınız uçağı memlekete getiremiyorsunuz. Şimdi bu duruma düşmek için böyle bir 40-50-60 yıl daha falan kaybetmeyelim. Yazıktır, günahtır yani. Peki, siyaset bloğuna geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Önemli de mesajlar verdi. O mesajlardan ilki anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmalarıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve dedi ki bu fikir senin mi yoksa CHP'nin mi diye bir soru yöneltti. HDP'nin de bu konuda söylemleri olduğunu biliyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesiyle ilgili. Kısaca hatırlayalım, neydi o ilk 4 madde? Anayasanın ilk 3 maddesi
devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti gibi konuları içeriyor. Gidelim dördüncü maddeye. Dördüncü maddede bu ilk üç maddedeki hükümlerin değiştirilemeyeceği yönünde. Şimdi bu maddelerle birlikte de düşündüğümüzde bu anayasanın ilk dört maddesi değiştirilsin talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu salim kafayla düşünenler için konuşacağım. İdeolojik kafayla, bir partinin seçmeni kafasıyla lütfen kimse dinlemesin. Konuş bakalım ne diyeceğim diye dinleyen varsa lütfen başka bir kanala geçsin. Çünkü gerçekten salim kafayla dinleyenler için, salim kulakla dinleyenler için söyleyeceğim. Şimdi işin hukuki tarafına bakanlar, hiç yadırgamam bunu, gayet hukuk mantığıyla şunu söylüyorlar. Dördüncü madde problemli diyorlar mesela. Neden? Bir şeyi değiştirilemez kılmak hukuk mantığıyla bağdaşmaz. Bak içeriğinden bağımsız. Hı hı. Bunlar değiştirilsin demiyorlar bunlar da zaten. Ama değiştirilmesini bir dogma olarak koyduğunuzda bu diyorlar hukuk mantığıyla bağdaşmaz. Bunu bir kenara koyalım. Bunun üzerinden tartışılabilir yani. Ama bunu da hukukçular yapar, siyasetçilerin yapması problemlidir. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Bugünkü tartışma konumuz bu değil. Ben de vatandaş olarak bunu tartışmam. Canım onları madem değiştirmeyeceğim, değiştirmeyeceğini de koy oraya. Ne olacak ki? Yani pratikte benim hayatım değiştirmiyor. Diğerini hukukçular tartışsınlar yani. O akademik bir tartışma. Ben de aynı yerdeyim. Madem değiştirmeyeceğim, değiştirilemez denilen maddeyi de değiştirmeyeyim yani. Ben niye kafamı boşuna çenemi yorayım ya da tartışma çıkartayım? Benim açımdan durum bu. Öbür tarafıyla baktığımız zaman bir zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeli ona atfen söylediği ifadeler, geçmişte söyledikleri aslında reddetmiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği tepkiye baktığım zaman enteresan bir tepki veriyor. Diyor ki İsmail Kahraman eski meclis başkanına yönelik bak bakalım ne diyor, laiklik falan diyor, onu da değiştirmek lazım, olmaz falan diyor, sen önce kendi yanındakilere bak diyor. Şimdi bunu derken bu bir itiraftır yani, evet ben diyorum ama sen bir de ona bak falan. Neden bunu böyle söylüyorum, neden böyle bir ayrım böyle bir benzetme yapılamaz mantığıyla söylüyorum? Çünkü birisi eski meclis başkanı, evet deneyimli bir siyaset adamı, evet deneyimli bir devlet adamı da aynı zamanda, evet kendi görüşlerini ne kadar manipüle edildiğini bir tarafa bırakıyorum. Kendi görüşlerini söylüyor. Bu bir dilek ve temenni. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına tırnak içinde aday. Çünkü ben gelirsem diye başlayan ifadeler kullanıyor. Evet. Bir genel başkan. Bana kimse ikisi bunların hani öyle diyor da sen öyle diyorsun falan diye yan yana getiremez. Kusura bakmasınlar. Hani nitelik olarak vesaire karşı karşıya orada başka kıyaslamalar yapılabilir. Onu bir kenara koyuyorum. Ama görev ve pozisyon bakımından biri etkin bir pozisyondadır. İcra makamına taliptir. Onun dediği diğerinin dediğinden daha farklı değerlendirilir. O yüzden de Cumhurbaşkanı onun dediğini değerlendirir. Peki ya dün öyleydi ama artık öyle düşünmüyorum pozisyonu mu var? Bundan çok emin olamıyoruz. Neden olamıyoruz? Gizlenmeye çalışılan bir HDP ittifakı var. HDP ile ittifak var. HDP'nin hiç de gizlemeye çalışmadığı anayasanın ilk 3 maddesine mugayir, aykırı talepleri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dilinin resmi dil sayısının arttırılması, bayrağın yanına bir başka flamanın getirilmesi, eyaletleşme, bütün bunlara baktığınız zaman bu evet üniter yapı kurulacak diyor mesela Kemal Bey de. Tamam onu söylersiniz. PKK'da barış diyor kurulduğundan beri. Altını nasıl doldurduğunuza bakmamız gerekiyor. Şimdi HDP bunları talep ediyor mu? Ediyor. Bu talepleri parlamentoya getiriyor mu? Gizli oturumda getiriyor. Televizyonlardan söylüyor mu açık oturumlarda? Açık oturumlarda, televizyon açık oturumu değil, toplantılarda. Getiriyor, getirdi mi? Evet. Kayıtları var mı? Var. Parlamentoda dile getirdiğinde buna kim tepki göstermişti? Daha önce 2014'te zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Diyordu ki bunlar bölücü talepler. Bunları bile dediler. Gizli oturum açıklamaz ama baham ben açıklıyorum. Suç işliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Çok güzel. Fakat o taleplerin kritik noktaları geçtiğimiz hafta ABANT'ta toplanan başkanlık sistemini değiştirelim başlıklı toplantıda
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilip kendi raporlarına konuldu mu? Evet, konuldu. Siz Türkiye, ben orada yazdık mı Türkiye bölünsün? Yazmadık. Türkiye'de eyalet olsun dedik mi? Demedik. Ama ne dediniz? İdari yapılanmanın coğrafya, kültürel özellikler, tarihsel özelliklere göre şey yapsın, bölünmesi, belirlenmesi. Ne demek bu? PKK'nın söylediklerine baktığımızda tevilini, orada maddenin izahını görüyoruz. Siz bana bunu izah edeceksiniz. Aslında şu demek diye başladığınızda bunu ben dinlemem. Neden? Çünkü geçmişi buraya nasıl geldiğini bana gösteriyor. Zira 2018'de de bu dört partinin, HDP'de dahil İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kaboğlu, Profesör Kaboğlu anayasa hukukçusu ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Kaboğlu'nun başkanlığında yahut liderliğinde bir anayasa niyet belgesi diyebileceğimiz, ilkeler belgesi diyebileceğimiz ilkeler diye ifade ediyorlar. Kendisi de öyle ifade etti. Metni var. Ve bu metinde de HDP'nin bu taleplerinin yansıması çok daha net bir biçimde var. Efendim işte eleştirileri duydum. Bu ortaya çıktığında dedi ki İYİ Partililer, vay hiç öyle bir toplantı değildi. Gelenler de biz ona imza da atmadık. Bir metin çıkartmış. İşte bu benim metnimdir demiş. Dediğinde buna kimse itiraz etmedi. Ne zaman vay arkadaş siz ne yapmışsınız denildi. O zaman hop herkes çil yavrusu gibi masadan dağıldı. Evet. Şimdi bunların üzerine abant belgesi ortaya koyunca Cumhuriyet Halk Partisi, meclisteki gizli oturumu ifşa eden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de dahil o kürsüde otururken, o masada otururken, o zaman söylediklerini ben ciddiye alırım. Daha önce söylemiş bile olsa ciddiye alırım. Hiç de İsmail Kahraman'ın söylediğiyle kıyaslanmaz. Kimse kusura bakmasın. Bu son derece net. Gerçekten salim akılla dinleyenler, salim kulakla dinleyenler için söylüyorum. Bu kıyaslamanın çok ciddi yapılması lazım. Sorgulamanın çok ciddi yapılması lazım. Bu bizi iyi bir yere götürmez. Efendim PKK'nın mı dümen suyunu? Hayır, PKK kimin dümen suyundaysa biz de onun dümen suyuna sürükleniyoruz. PKK kimin dümen suyunda? Suriye'ye bakın. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının dostlarımızla iktidar olacağız ifadesine. Ondan sonra genel başkan yardımcısı pozisyonunu milletvekili olarak sürdüren, dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısına gölge olarak yürüten milletvekilinin de Biden'dan demokrasi dilenmesini ekleyin. Sonra HDP'nin ve CHP'nin çıkarlarını, her iki partinin Türkiye'de düştüğü, bazen kendi kendini düşürdüğü zayıf pozisyonun savunuculuğunu, pozisyonda savunuculuğunu Amerikan Kongresi'nde FETÖ'ye de desteğiyle bildiğimiz milletvekillerinin, senatörlerin bu desteği onlara verdiklerini hatırlayalım. Ondan sonra da FETÖ'nün de aslında Amerika'da yaşamaktan ve orada korunmaktan kaynaklanan bir gücü Türkiye'ye karşı kullanmaya kalktığını ekleyelim bunun üzerine. Proje, ben burada ne bunlar FETÖ'nün dümen suyu ne PKK'nın, hayır, her ikisinin de bulunduğu dümen suyuna bizi sokmaya çalışıyorlar. Küçük Amerika projesi olarak bunu değerlendiriyorum. Türkiye'yi tekrar Küçük Amerika yapma projesidir bu. Peki. Ve Türkiye'deki küçük Amerikan gayri resmi vatandaşları tarafından sürdürülen bir siyasi söylemdir. Bu kadar. Benim açımdan durum nettir. Umudum insanların benim gibi 50 yıl yaşadıktan sonra bunları fark etmemesi, biraz daha erken uyanmasıdır. Peki, devam edelim ekonomiden başlıklarla. Fahiş kira artışlarını uzun uzun konuştuk ama çok enteresan bir haber daha var, yok artık diyeceğiniz. Şöyle, Dünya Gazetesi'nde yer alıyor haber ve İstanbul'da aşırı talep gören evler açık artırma yöntemiyle veriliyor artık. Kiracılara genellikle yabancılara yönelik olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum, yani biz Türklere de yapıyorlar mıdır ya da kabul eden olur mu, ama Sefer Hocam siz ne dersiniz? Yani nasıl önüne geçilecek? Önce onu sorayım. Öte yandan da yani açık artırma yöntemiyle ev kiralamak nedir? Siz ne dersiniz? Tabii Nur Hanım, daha çok gündeme gelecek gibi gözüküyor bundan sonraki süreçte kiralar. Bakın İspanya'da da aynı şeyler oluyor. İspanya hükümeti de dün itibariyle müdahale etti biliyorsunuz belli aşamalarda kiralara ve ev sahiplerine dönük olarak. Aynı şekilde Almanya'da aynı sorun söz konusu.
Yani gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de her yıl Eylül ayı geldiğinde özellikle öğrenci akışı başladığında yani illere bu öğrenci nasıl söyleyelim gidişleri başladığında hem yurt meselesi gündeme geliyor hem de kiralar meselesi gündeme geliyor. Fakat son dönemde şöyle bir olay daha oluştu. Sadece hani öğrencilerin gitmesiyle ya da hareketliliğin başlamasıyla alakalı bir durum değil. Toplumdaki enflasyon algısı ya da pahalılık algısı otomatik olarak bütün sektörlere yansımaya başladı. Yani normalde işte diyelim kiraya dönük hangi maliyetler arttı ki son bir yıllık dönemde işte %40, %50, %60 hatta bazı yörelerde %100'ü aşan oranlarda kiralara zam geldi. Aslında bunu hani şöyle değerlendirmek lazım. İşte burada beklenti devreye giriyor. Toplumun beklentisi devreye giriyor. Yani bu beklentinin biraz yönetilmesi lazım. Yani herkes otomatik olarak bu algıya kapıldığı zaman yani enflasyonun daha yüksek olduğu algısına, ne bileyim hayat pahalılığının daha çok olacağı algısına kapıldığı zaman otomatik olarak insanlar zam yapıyor. Gayri ihtiyari olarak bu zamları dile getirmiş oluyor. Şimdi biz konutta da bunu görüyoruz aslında. Sefer evet, Hocam bir araya gireceğim. Bir son dakika gelişmesi var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı geldi. Geçici unsurların etkisini yitireceğini öngörüyoruz açıklaması geldi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Evet tabii tam da enflasyonu konuşuyorduk aslında. Tam üzerine denk geldi. Zaten Merkez Bankası Başkanı bundan 3 hafta önce hatırlarsanız enflasyon toplantısında şunu beyan etmişti. Biz Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde yani yılın son çeyreğinde mutlak suretle enflasyonun geri geleceğini, fiyatların geri çekileceğini bekliyoruz şeklinde söylemişti hatırlarsanız. Yatırımcılarla yani aslında bir araya geldiği toplantıda dile getirmiş bu mesajı da. Onu da eklemiş olalım. Evet, zaten Merkez Bankası yılın son çeyreğinde enflasyonda bir gerileme bekliyor. Bütün planlarını da buna göre yapmış gözüküyor anladığımız kadarıyla. Yani bu değerlendirmeyi de Sayın Başkan'ın bu değerlendirmesinde evet geçici unsurlar var. Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu daha da gerileyecek şeklinde beklemek lazım. Evet geçici unsurlar var Nur Hanım şüphesiz. Ama şunu da unutmamak lazım. Hani biraz önce toplumun beklentisinden bahsediyor idim. Bu beklentiler enflasyon açısından çok çok önemli. Siz unsurları geçici bile düşünseniz, geçici olduğunu bile ortaya koysanız, eğer toplumda bu algıyı oluşturamazsanız, toplumda bunun gerileyeceği algısını iyi izah edemezseniz, o zaman toplum otomatik olarak fiyatlara yansıtıyor bunu. Yani bu algıyı, bu beklentiyi çok iyi, yani ekonomi algıyla alakalı bir durum, beklentiyle alakalı bir durum, pozitif bakılması gereken bir durum. Yoksa tabii ki ekonomide sıkıntılar var, tabii ki enflasyon sıkıntısı var, tabii ki fiyatlarda bir takım sıkıntılar yaşanıyor, iş dünyasında sıkıntılar olabiliyor. Her dönemde var bunlar. Dünya çapında var dikkat ederseniz biraz önce bahsettim. Ama bu beklentinin de iyi algılanması, pozitif algılanması, pozitif yönetilmesi gerekiyor. Sayın Başkan'ın verdiği bu mesaj bu anlamda anlamlı. Merkez Bankası'nın beklentisini biz Ekim, Kasım, Aralık ayları için yani bunu enflasyon Ekim'de gerileyecek olarak da değerlendirebiliriz Nur Hanım. Evet. Beklenti de zaten öyleydi. Yani çok yüksek ihtimalle üretici fiyatları yansıdı. Hani ben Eylül ayı bunun zirvesidir diyemiyorum şu anda. Muhtemelen Ekim'de de bir rakamı görmek gerekecek. Evet. Ama şu net olarak söyleyebiliriz. Eğer herhangi bir şekilde Ekim enflasyonu Eylül'ün altında gelirse bu Kasım Aralık aylarının da aşağı yönlü bir çok ciddi anlamda bir ivmelenmeyi beraberinde getireceği anlamına gelir. Yani onun için Ekim'i görmek lazım. Ekim ayındaki enflasyon rakamını görüp değerlendirmek lazım. Ama Merkez Bankası'nın elinde çok ciddi doneler var. Çok ciddi veriler var. Çok ciddi hesaplama yöntemleri var. Dolayısıyla Sayın Başkan bunu söylediğine göre yani yılın son çeyreğinde bu inecek, bunu para politikası da ona göre düzenleniyor zaten. O zaman bunu beklemek lazım, olumlu değerlendirmek lazım. Ekim, Kasım, Aralık aylarında enflasyonun gerileyeceğini bu sözlerden çıkarıyoruz bir Nur Hanım. Söylediğiniz önemli çünkü bunu da konuşmuştuk yine hani tamam enflasyon çok yüksek ama ne zaman düşecek artık diye zannediyorum bu soru işaretlerine de bir yanıt olmuş oldu bu açıklama. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? Bu aslında bir iletişim süreci Şahap Bey'in yaptığı anladığım kadarıyla. Hem o çekirdek enflasyon tercihi
hem biraz daha ona dayalı olarak faiz indirme aşamalarından sonra geldi bu. Tabii burada muhatabı ben değilim, neticede vatandaş değil. Burada muhatabı yatırımcı, finans çevreleri. Bu işin nereye gideceğini, nereye evrileceğine dair kafalarında soru işareti olan adamlar. Çok kısa bir şey o soru işaretlerine herhalde bu toplantılarda cevap bulacaklar. Tek olduğunu da zannetmiyorum, herhalde bir süreç böyle bu toplantılara devam edecek. Bir açıklaması da var, hemen onu da aktarayım, yine devam edelim sizinle. Şahap Kavcıoğlu şunu da söyledi: rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı, kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya da devam edeceğiz dedi. Buyurun. Evet, tabii burada güven verici bir rezerv olması gerekiyor bunun. Hani rezervler, evet, sadece net rezervden ibaret değildir. Çünkü bunların rezervin tamamı sizin için bir aset, kullanabileceğiniz bir enstrümandır. Hepsinin farklı alanlarda kademeli güce sahiptir hepsi, Türkiye'nin ekonomisi için güven vermesi açısından. Bunu sadece toplam rezerv, sadece de net rezerv olarak değerlendirmemek lazım. Her ikisi de doğru değil. Ama yükseliyor olması toplam rezervin, bu aşamaya gelmiş olması, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bunun sözünü etmişti, önemli. Önemli olan şu: rezervin nasıl arttığı, nasıl bu seviyeye geldiği, işte hangi katmanda miktarın ne olduğu, ne kadar bunun sağlıklı ve Türkiye ekonomisini alttan arkadan destekleyebilecek güçte olduğu. Bunun değerlendirmesini de zaten muhatapları yapacaklar. Aynen. Dediğim gibi benim anladığım bir alan değil. Eğer bu anlamda bir güven telkin edildiyse bu izlenecektir ve yavaş yavaş biz bunun sonucunu da göreceğiz. Çünkü geçen dün neyi konuşmuştuk? Buna benzer bir şeydi. Yani Türkiye'de işte bir güven artışının belki şeyde değil, ne derler ona, bir reel para, Türkiye para biriminde, Türk lirasında bir reel güçlenmenin olduğunu söylüyordu. Evet, rakamlara baktığınızda döviz yüksek bilmem ne filan, ama bunları kendi enflasyonlarından ayıkladığınızda bir reel güçlenmenin olduğunu söylüyordu ekonomist konuğumuz. Dolayısıyla bunu görebilecek olanlar biz değiliz. Onlar görebiliyorlar ve bunlar Türkiye ekonomisi için önemli. Güveni sağlayacak şey de bu. Para dediğiniz şey de güvenden oluşuyor zaten ağırlıkla. Sefer Hocam, rezerv açıklamasına ne dersiniz? 122 milyar dolar seviyesinde kararlıyız, artırmaya da devam edeceğiz dedi. Bu açıklamayı nasıl okumak lazım? Yansıması neler olur bu artış? Mustafa Bey çok güzel bir noktaya da değindi. Önce onu söyleyeyim, hemen rezerve geçeyim. Buyurun, isterseniz. Buyurun. Yani Merkez Bankası'nın açıklamasıyla ilgili çekirdek enflasyondan bahsetti. Evet, bu aslında şu manaya da geliyor. Biz enflasyondaki bu verilerin yani geçici olduğunu düşünüyoruz demesi şu manada: biliyorsunuz çekirdek enflasyonda enerji fiyatlarını, gıda fiyatlarını, işte alkollü içecek, alkolsüz içecek, bunları dışarıda tutuyorsunuz. Yani bunların arizi olduğu, geçici olduğunu düşünüyorsunuz, ona göre bir rakam ortaya koyuyorsunuz. İşte Merkez Bankası'nın söylemini çekirdek enflasyonu niye bundan sonra baz aldığıyla ilgili de söylemiş oluyor aynı zamanda. Evet. Yani hem son çeyrekte enflasyonun düşeceğini bekliyoruz diyor, hem de bu söylediğimiz unsurlar, yani işte gıdadaki, enerjideki vesaire, bunların geçici olduğu için biz çekirdeği baz alıyoruz demek istiyor anladığımız kadarıyla. Burası önemli. Ama şunu da söyleyelim, Mustafa Bey çok güzel hatırlatmış oldu bana da sağ olsun o kısımda. Rezervlerle ilgili biliyorsunuz çok tartışılan bir konuydu. Ve Ocak ayı başlarında falan işte 87-89 milyar dolar dondu Sefer Hocam. Geriliğe hatırlayacağımız üzere geliyor değil mi sesim? Problem yok. Evet şu an duyuyoruz. Siz duyuyor musunuz bizi? Tamam. Duyuyoruz. Şimdi rezervlerle ilgili şöyle bir durum var. Son dönemde çok eleştirilen bir konuydu. İşte rezervler bitti, negatife düştü, ne olacak? İşte rezervler eridi, Merkez Bankası'nın gücü kalmadı vesaire deniliyordu. Bakın neredeyse 6 aylık süreç içerisinde Merkez Bankası bu rakamları 87-88 milyar dolarlardan 122 milyar dolar seviyesine getirdi. Hatta şunu da söyleyeyim ben size, sene sonuna doğru çok muhtemeldir ki 130 milyar dolar yakalanacak. Yani nereden anlıyoruz onu? Bakıyoruz rakamlara. Reeskont kredilerinin dönüşü var mesela Merkez Bankası'nda şu anda. Her ay
2-2,5 milyar dolar civarında Merkez Bankası'nın rezervine ilave oluyor. Reskont kredilerinden gelen ilave bu sadece. Diğer alanları saymıyorum daha. Yani swapları, şunları, bunlar. Bu net ilavedir bir de. Onu unutmamak lazım. Yani siz vermişsiniz ihracatçıya krediyi. İhracatçı ihracat yapmış. Size geri dönüşünü, o aldığı krediyi döviz olarak ödüyor demektir. Reskont kredisi bunu gösterir. Yani bu anlamda net rezerve katkı geliyor. Her ay 2,5-3 milyar dolar. Bu anlamda çok çok önemli. Evet, biz sene sonuna doğru muhtemeldir ki hadi 130'u yakalayamasak bile işte 127-128 milyar dolarlar çok rahat yakalanacak gibi gözüküyor. Bu da aslında 2013'te tarihi zirve gözükmüştü. Yani 100-132 milyar dolara yakın bir zirve vardı. Bu şu anlama geliyor: 2021'in sonunda muhtemelen bu zirve yenilenecek ve muhtemeldir ki Cumhuriyet tarihindeki en yüksek rezerve ulaşılmış olacak. Bunu eleştirebilirsiniz tabi bazı noktalarıyla. Eleştirenler de var. İşte swap deniliyor, reskont kredilerinden geliyor bunlar deniliyor ya da diğer unsurlardan geliyor. Ama tamam da dünyadaki bütün merkez bankalarının rezervleri bu şekilde hesaplanıyor. Yani bu Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin hesaplamış olduğu, ortaya koymuş olduğu bir rezerv hesaplaması değil. Bu dünyadaki bütün merkez bankalarının rezervleri bu şekilde hesaplanıyor. O zaman bu doğru bir yöntem. Merkez Bankası'nın son dönemde bunu artırıcı unsurlara gitmesi ve özellikle de söylüyorum, reskont kredileri yoluyla bunun artırılıyor olmasını ben çok anlamlı buluyorum. Yoksa biliyorsunuz Katar'la bir anlaşma yaptık, Çin'le bir anlaşma yaptık, Güney Kore'yle bir anlaşma yaptık ve yaklaşık olarak 13 milyar doları aşan bir rakam. Hatta son anlaşmayla 16 milyar doları aştı. Bir karşılıklı swap anlaşmasından gelen de bir oluşturulan bir rezerv var. Ama dediğim gibi hesaplama her yerde böyle yapılıyor. Her yerdeki Merkez Bankası'nın rezervi bu şekilde tutuluyor. Dolayısıyla bunda ayrı bir yöntem yok. Yani Türkiye'ye özel bir yöntem yok. Ama bunları artırmak, 130 milyar seviyelerine çıkarmak bence Merkez Bankası'nın güvenilirliği açısından, ülke risk primi açısından, yabancı yatırımcı açısından iyi bir vizyon çiziliyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu artış devam ettiği sürece biz belki de rezerv meselesini bir daha konuşmamak, yani konuşamayacağız belki de. Çünkü orada belli bir seviyeye ulaşınca eleştiriler de ortadan kalkmış olacak. Bu iyi bir yöntem diye düşünüyorum Nur Hanım. Ben de dikkatimi çekti. Evet, yani hocamın söylediği kredilerin geri dönüşüyle alakalı net rezerv girişi önemli mesela. Bu rezerv kalitesini gösterir. İşte bu ayrıntılara bakacaklar. Erbabı okuyor bunu zaten. Şahap Kavcıoğlu da erbabıyla konuşuyor. Hani böyle kürsüden de tokatmayla falan benzemez bu iş yani. Orada ben işte mühendislere bir yandan oradan da hayranımdır. İşini doğru yapanlar elbette her alanda olduğu gibi. Konuşurken sizinle konuşur, yani sizinle konuştuğunuzu düşünmezler. Size en fazla verecekleri, tırnak içinde söylüyorum, bana verecekleri kıymet, bu zeki bir adamdır, anlar bu işlerden biraz filan. Tamam, orada manipüle etme şansı vardır ölçüsüne göre. Fakat şöyle konuşurlar: karşımda da bir başka mühendis var. Yani neyi ne kadar abarttığımda, yani niye abartıyorsun falan diyecek birisi var karşımda. O yüzden o teknik çerçeveden çıkmazlar dışarıya. Şimdi finansçılar da aşağı yukarı öyle. Bizim işte ekonomist konuklarımız da öyle. Onu sadece biz, aa hocam ne kadar güzel konuşuyor. Bir bilmiyoruz ya, ne duyarsak hepsi bu müthiş. Fakat bizimle konuşmuyorlar aslında. Muhatapları başka ekonomistler. Yani bir başkasının hemen 10 dakika sonra onları tefe koyabileceğini biliyorlar. O yüzden de disiplin kısmını bırakıyorum. Bir tarafı tabii ahlaki kısmını bırakıp onlar elbette bu söylemleri belirliyor temel olarak. Fakat velev ki ondan vazgeçmeye kalktınız, eleştirmeniz karşınızda duruyor. O yüzden de bu tip konuların muhataplarıyla konuşulmasının, piyasaya konuşulmadan muhataplarıyla konuşulmasının sağlayacağı güveni çok önemsiyorum. Yani dedik ya, ama para dediğiniz şey güven. Evet. Sefer Hocam, bu ilk açıklamayla ilgili bir soru takıldı aklıma, onu sormak istiyorum sizlere. Hani açıklamada şunu diyor ya, geçici unsurların etkisini yitireceğini öngörüyoruz diye. Bu öngörünün temellendirildiği aşamalar neler? Hani hangi gerekçeler nedeniyle olacak bu düşüş, yaşanacak? Yani Merkez Bankası şunu söylüyor: şu andaki tüfe fiyatlar üzerinde, enflasyon üzerinde ne etkili şu anda? Yani neyi görüyoruz? Bir kurun etkisini görüyoruz. Yani Merkez Bankası diyor ki ben Ekim, Kasım, Aralık aylarında kurun daha volatil olacağını düşünmüyorum diyor. Bir defa beklenti bu. İki,
küresel etkiyi görüyoruz. Yani dünya ekonomisinden işte arz sıkıntısından tutun da lojistik problemlerine kadar etkiyi görüyoruz. Yani Merkez Bankası şunu da söylüyor aynı zamanda. Ben bunların da diyor pandemiye bağlı olduğunu düşünüyorum. Ekonomilerde bu işte gıdalardaki artış, lojistikteki artış, ham madde fiyatlarındaki artış. Bunların da son bulacağını düşünüyorum ya da hafifleyeceğini düşünüyorum diyor. Diğer taraftan işte biraz önce enerji fiyatlarından bahsettik. 18 dolarlardan gelmiş 78 dolarlara. Bunun da artık geldiği noktada hani belli aşamaya geldiğini ve buradan yukarı fazla gitmeyeceğini düşünüyorum demek istiyor. Onun ötesinde yani bunu şuna göre söylüyorum tabii ki. Türkiye'deki enflasyonun hangi kalemlerden geldiğine göre söylüyorum. Yani Türkiye'deki enflasyonun geliş noktaları bunlar. Kur üzerinden geliyor. Geliş noktaları çok özür dilerim. Maliyetler üzerinden geliyor. Küresel çapkınlı etkilerden dolayı geliyor. Merkez Bankası şunu öngörüyor. Diyor ki ben bu etkilerin yılın son çeyreğinde daha az olacağını düşünüyorum. Onun için böyle bir kanıya varıyorum diyor. Mesela üretici fiyatlarıyla ilgili %48'ler görüldü biliyorsunuz. 46-47'ler. Şimdi 35'lere, 33'lere doğru gerilemeye başladı. Aslında bu öngörü önemli yani dikkat ederseniz. Üretici fiyatları demek girdilerin yansıması demek. Yani üretici fiyatlarının tüfeğe yansıması demek. O yüzden bu maliyet enflasyonu demek. İşte bunları Merkez Bankası son 3 ayda daha az olacağını düşünüyor Nur Hanım. Yani ana nokta burası. Çekirdek enflasyonla ilgili de yine açıklama var. Onu da hemen aktaralım. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Çekirdek enflasyon göstergeleri eğilimi yavaşlamada açıklaması geldi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? İşte bu da aynı şekilde çekirdek enflasyon biliyorsunuz enflasyonun mevsimsel etkiler dışında hesaplanması demek. Yani gıda fiyatlarındaki hani o yüksek bir artıyor bir azalıyor üretime bağlı olarak ya da iklime bağlı olarak artış azalış yaşanıyor. Bunu dışarıda tutuyor çekirdekte. Başka ne için tutuyor? Başka işte alkollü alkolsüz içeceklerdeki artış azalışları dışarıda. Enerji fiyatlarını yani bu bir teknik metottur Nur Hanım. Çekirdek enflasyon yani görelim bakalım bu volatilitenin dışında enflasyon nasıl gerçekleşiliyor denilen bir enflasyon türüdür. Teknik bir konudur yani şey olarak. Yani bu hani kamuoyundaki enflasyon algısıyla bir alakası yok bunun. Evet. Onu özellikle belirtelim. Ama işte size yol haritası sağlıyor. Diyorsunuz ki bunu hesaplarken işte bakalım yani bu volatiliteler azaldığında enflasyon ne tarafa eğrilecek diye düşünüyorsunuz. İşte kurdaki volatilite azalırsa ne olur? Ya da gıda fiyatlarındaki o yukarı aşağı inişler azalırsa nasıl bir yön görüyoruz denilir. Bunlar geçici düşünülür. Bu teknik bir konudur. Daha sonra önünüze bakarsınız. Yani dersiniz ki buradaki volatilite olmadığı zaman demek ki enflasyon aşağı gidiyor, yukarı gidiyor şeklinde bir karara varır. Yani bu düzenleyicinin gündemindeki bir enflasyondur aslında. Toplumun gündeminde ya da kamuoyuna yansıyan şekildeki enflasyon algısı değildir bu. Yani onun için teknik bir konu diyorum. Buradaki unsurları geçici görüyor Merkez Bankası. Yani diyor ki demek ki gıdadaki artış geçici diyor. Üretici fiyatları zaten yansıdı bundan sonra daha az yansır diyor. Buradaki oynaklık belli seviyelere ulaştı oradan yukarı daha fazla gitmez diye düşünüyor. Bütün bunlar ortaya koyduğunda bu unsurların geçici olduğu kanaatine vardığı için Merkez Bankası o zaman çekirdek enflasyonda daha aşağıya gelecek demektir. Merkez Bankası'nın kanaati bu aslında baktığınızda. Teknik olarak bunu söylemeye çalışıyor. Ama bunun gerçekleşmesi tabii Merkez Bankası'nın dediğim gibi elinde çok kuvvetli doneler var. Merkez Bankası Başkanı da bunu açıkladığına göre bu enflasyon çekirdek bazda da olsa Ekim'den itibaren aşağı yönlü ivmelenecek demektir. Sefer Hocam çok teşekkür ederiz. Analiz Sentez programının sonuna geldik. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Profesör Doktor Sefer Şener İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi yayın konuğumuzdu. Değerlendirmelerini aktardılar. Saat 12.35'te kahve molasında görüşmek üzere.